düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok çaban yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracaklar ki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni yeni. Burada. Kalbim ne oldu ya? Niye öyle bağırıyorsun? Bir şey mi oldu? Şey, olmuş. Ne olmuş? Yine fare mi gibi? Hanım, adını almayası hayvanı mı girmiş evimize? Ne, ilaçlarını bıraktın da her yerde mikrop mu görmeye başladın? Hayır ya, öyle bir şey değil. Kız nasıl bir şey, nasıl? Nasıl bir şey girmiş evimize? Yani böyle küçücük ama henüz girmemiş. Sanki hazırlanıyor. Ya kurban olayım, bilmece gibi konuşma. Söyle işte. Söyleyeyim mi? Söyle. Bak hazır mısın? Ya hazırım, hazırım. Her şeye hazırım. Bebeğimiz geliyor. Ay bu ne? Bak. Hamileyim Baran, çocuğumuz olacak. Baran! Ya Baran! Bebeğimiz burada değil, burada. Bebek burada! Allah be! Allah be! Allah be! Lan! Lan hamileyiz! 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 Ay Baran dur! Ay bak bir şey olacak Baran dur! Aman, aman Gülüm aman gel buraya, gel buraya. Ne koyayım arkana? Kırlent koyayım, minder koyayım, yastık koyayım, ne koyayım? Sen böyle kalkın. Allah! Gel 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 gel. Örtün, örtün, örtün. Rahatına bak Gülüm, tamam? Baran hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ne yapayım ben sana? Amine karılara ne yapılır söyle bana. Ne lazım? Ne lazım aşkıma, ne lazım? Hayatım ben hasta değilim, hamileyim. Bir daha söyler misin? Hamileyim. Bir daha. Hamileyim. Ben de Allah diyorum be. Allah'ına kurban kız seni. Gel, gel bakayım. Vay baban sana kurban olsun, kurban. Baban seni pamuklara sarmalar. Baban senin gıdığını, yüzünü yer. Baban senin o burnunu katar. Ağzını, burnunu yuvarım, yuvarım ben seni yerim, yerim. Gülüm bunun kalbi atmıyor. Aşkım o daha küçücük, nasıl atsın? Bir şey yok yani değil mi? Her şey yolunda değil mi? Bana bunu söyle. Ciğerparem. Babacının ciğeri misin sen? Senin benim gıllıcık mısın sen? Senin gıllıcık bir şey misin sen? Neresi? Prenses. Tövbe estağfurullah. Bu ne ses be? Neyin sesi bu? Karıcığım horoz sesi ya, horoz. Horoz mu? Ne horozu hayatım? Bu bildiğin dinozor. Baksana nasıl böğürüyor. Ya hiç gülmesene. Bu komik değil. Ben burada acı çekiyorum.
Ya karıcığım, sen aylarca horoz sesine uyanıp ibrik ibrik diye koşturmadın mı? Yani şimdi böyle yapman sence de biraz tuhaf değil mi? Geçmiş geçmişte kaldı Hazar. Hem bebeğimiz horoz sesinden hoşlanmıyorsa ben ne yapayım? Ha, sorun sende değil yani. E tabii. Ama kızım haklı. Baksana bu horozun sesi diğerleri gibi değil. Çok kart. Dinozordan olma, yarasadan doğma gibi bir sesi var. Bu ne böyle? Karıcığım, bu babamın yeni horozu. Özel bir cinsmiş bu. Hı, belli belli. Çok özel bir cinsmiş. Gel, gel aşkım. Bak horozun sesi de kesildi zaten. Sakinleş, rahat da biraz gel. Hadi gel, kurban olurum. Tamam. Ya Allah! Tutmayın beni, tutmayın beni! Ya şimdi sen görürsün şimdi. Yeni Hint horozumu nasıl buldun Dünürüm? Şuna bak. Mübarek bülbül gibi ötüyor değil mi? Evet vallahi. Evet maşallah var maşallah. Hindistan'dan hususi olarak getirdim. Baksana çok çok çok. Çok güzel de ben bir şey sormak istiyorum. Siz niye yine horozlara sardınız? Ne yapayım ben Dünürüm? Bugünlerde işe gidesim yok. İş güç yok. Canım sıkılıyor. Eski kötü alışkanlıklarında geri döndü biliyor musun? O sebepten bir şeylerle oyalanmam lazım gerek. İşte ben de horozumla oyalanıyorum. Dünürüm hangi eski kötü alışkanlıklardan bahsediyorsunuz? Ayşe ile Möhteber. Ne olur yeniden evlendim demeyin lütfen. Evet demek mecburiyetindeyim benim Dünürüm. Nikah tam bozuluyordu ki ne? Öyle bir döndü işte öyle bir şey oldu yani. Ay ay nasıl oldu peki anlatsana bana ya. Şimdi şöyle üç defa ben buna boş ol boş ol boş. Aha! İşte buldum seni. Ne oluyor benim kızım? Ne diyorsun? Babacığım bu nasıl bir horoz ya? Babası dinozor annesi yarısı mı bunun? Ne? Ne diyor kızım sen? Ya babası dinozor, annesi yarasa mı bunun? Hayır. Anası Hintli, babası da Hintli bunun. Lütfen babacığım, horozunu söyle ötmeyi bıraksın. Tahammül edemiyorum sesini. Kızım sen bunca zamandır üç tane kaynananın sesine tahammül ediyorsun da benim şuncacık bülbül gibi öten horozuma mı tahammül edemiyorsun? Evet babacığım. Çünkü aslında en çok kızım rahatsız oluyor. Yapma ya. Ha tabii. Senin gebelikten dolayı böyle yüksek sese duyarlılığın artmış. Dünürüm, bunun anası da böyleydi. Ben çok iyi tanırım. Bunu hamileyken aynı sıkıntıdan muzdaripti hep. Ha Allah. Allah! Şimdi yedim ben seni. Ne yapacağım benim kızım? Ne yapacağım benim horozuma? Bıçak yok mu bıçak? Ne bıçak? Bıçak mı? Kıyma. Yapma. Bıçağı ne yapacaksın? Bak, eks bili bilime kıydın, nüv bili bilime de kıyma. Bella. Kesin! Allah dur kızım ne yapıyorsun? Kızım dur, sakin ol. Bella! Ya kızım, evladım. Yapma Bella. Dur. Bella. Yakalayacağım seni. Yapma Bella. Yakalayacağım ben seni. Kesileceğim. Bella. Dur Bella. Bella dur. Kurban olayım Bella yapma. Benim geldim. Yapma yavaşçacıktan yere bırak benim bili bilimi. Bırakmam, bırakmam. Ya bu horozun sesini kesecek ya da ben onu keseceğim. Etme, eyleme. Zaten eks bili bilimi kesip suyuna payelle yapmıştım. Bari buna kıyma. O zaman kelepçe vur gagasına. Ya karıcığım, görmüyor musun babamın halini? Hadi bırak horozu lütfen, lütfen bir tanem. Evet kızım, bak baksana ne hale düştü Dünürüm. Alt dudağı sarktı ama çok üzülüyor. Ama doğmamış durumda üzülüyor. Sonra bütün ayarlarımla oynuyor. O yüzden başka bir yol yok. Kesilecek bu horoz. Horoz değil o billi billi. Babacığım, babacığım. Madem kızım da hoşlanmıyor, o zaman bu horozu keseceğiz. Başka yolu yok. Ne? Evet babacığım. Ha öyle mi? Aha. Tabii tabii şart, şart. Ha öyle mi? Madem öyle, şart, yine şart. O zaman verin bana bili bilimi kendi ellerimle kıyayım canına. Tamam mı? Tamam ben. Yavaş yavaş ver. Gözlerini kapar bunu. Ver bakalım. Yok. Bil
beni bileyim. Kesmeyeceğim işte. Karıcığım. Karıcığım. Karıcığım tamam. Sakin. Sakin karıcığım. Derin derin nefes al. Hadi. Hadi. Ben keseceğim ama. Ben keseceğim. Bella. Karıcığım. Bella. Karıcığım. Bak derin derin nefes al. Böyle bak. Hadi. Balon! Kız nerede kaldı ya benim kahvaltım? Balım nereyesin sen kız? Allah! Tövbe bismillah. Sürpriz! Hoş. Anam sizin ne işiniz vardır ya buraya? Ya siz kimden izin aldınız da geldiniz ya bu konağa? Hay insan kişisi niye kendi evine girerken izin alsın ki? Muhteber abla sen bunadın herhal. Ya ağam sizi boşadı da kovdu ya buradan. Ne gülüyorsunuz siz ya? Ya Asiye'cim biz atı aldık. Üsküdar'ı geçtik bile canım benim. O ne demek kız öyle? Yani biz ağamın hala yeminli karılarıyız. Nikah bozulmadı. Ya yazık ya yazık. Koskoca karılarsınız. Hiç utanmayın mısınız yalan söyleme? Ya bize inanmıyorsan istersen git ağama sor. Acaba dün gece hangimizin koynundaymış? Gördün mü Kudüs? Görmemişsin resmi nikahsı olmuş. O anda duvara yapıştı. Anam. Kız! Ay. Tövbe. Sakın Ayşe. Sakın benim resmi nikahıma dokunmayasın. Anlaşıldı. Siz ölüme susamış, ha bu konağa da intihar etmeye gelmişsiniz. Hay hay hanımlar. Ben de sizi şimdi mermi manyağı edeyim da görün siz. Ana. Ne oldu tüfeğini mi aradın Asiye? Hiç öyle sırıtmıyorsun Ayşe'cim. Tüfek yoksa makinalı da mı yoktur? Kız! Balık! Yoksa deme. Hiç dert etmeyin. Tabanca da sizin nefesinizi kurutmaya yeter. Ana! Hey, bu da yoktur ya yerinde. E anam nereye ya bunlar? Nasıl? Beğendin mi kız Asiye? He, senin için yaptık. Ya. Kaç bir öteber abla. He. Kaçmayın kız. Nereye gidiyorsunuz lan? Ay! Kız! Kız valla ölürüm de gitmem abi bu konaktan. Dehaydi yürü. Abla. Dehaydi. Allah kahretsin yürü seni Allah'ın cezası. Kız senin ne işin var oraya? Siz Allah sizi benden kaçabileceğim misiniz? Geliyor abla, geliyor kaç. Sizi sizi şimdi yaktım ya. Kaç kaç, gel gel gel. Gel ablam gel. Gel bana. Senin ne işin var ki burada? Saklan yürüm. Kimden? Bili bili katilinden. Peki siz? Biz de kuma katilinden saklanıyoruz ağam. Lan! Kaçamazsınız bu.
bulacağım sizi. Neredesiniz? Aa, senin bu karın var ya, hepimizi kurşuna dizecek ha. Kurban olam, köpeğin olam, kurtar bizi ha. Çıksanıza lan dışarı! Asya! Aa! Senin ne işin vardır ha buraya? Esas senin ne işin var ha buraya? O elindeki ne kızım? Makineli. Ya aman ağam ya, evi hamam böcekleri basmış da onları bulup öldüreceğim inşallah. Asıl sensin hamam böceği. Aa, bak hele bak. Ambar faresi de varmış ya. Erkekseniz çıkın lan dışarı. Allah'ımıza çok şükürler olsun, karı gibi karıyık biz. Asiye. O halde benden günah gitti. Dur Asiye, bir delilik etme. Aa, merak etmiyorsun ağam. Ha, benim bilincim son derece yerinde, dur. Asiye, dur. Belli ki sen yaylım ateşi açacaksın. Ben şöyle çekileyim de kim vurduya gitmeyeyim. Hele hele, demek bizi sattın ha. Hani benden ah dilediydin. Hani hasretine dayanamıyorum. Dön tekrar karım ol dediydin. Ha, bu karı yalan değil, değil mi? Asiye, belli ki ağa plan kurmuş. Bizi sana vurduracak, seni mahpusa, bizi de mezara yollayacak. He, kendi de besbekar kalacak Asiye. Oo, çok iyi fikirmiş ya. Asiye, sakın onun oyununa gelme ha. Ay, indir o makinayı bacım. Tekrar eski günlerimize dönek ha. Evet Asiye, ağama karşı birlikte mücadele edecek. Dinleme onları Asiye, sık gitsin. Ben sana mahpusla bakarım. Yok, vallahi sakın ona inanma Asiye. Vallahi üçüncü günü dördüncüyü getirir ha. O yeter lan! Yeter! Ha, kafamın içini çorba ettiniz ya. Ağam, sen de hele. Vurayım mı, vurmayayım mı? Ben de bilemedim Allah'ıma. Sen karar ver benim kızım. Yok, ben karar veremiyorum. Asiye, kararı sen ver. Sen ver. Kararı sen ver Asiye. Doğru kararı verdin. Aferin sana. Ağamın gözüne gelmedin. He, vallahi eski çıtırtılı günlerimize döndük. Bir şey diyeceğim ben sana. Gerçekten bizi vuracağını zannettim ha. Ay yok kız. Ben size kıyabilir miyim hiç ya? Öyle bir an dellandım sadece, o kadar. He, yani bir daha böyle bir şey yapmazsın değil mi? Vallahi ona söz veremem. Yani dellanırsam her an tekrar vurabilirim de. Şuna bak. Nasıl da korktu? Kız, şaka ettim ya. Kız, ben size hiç kıyabilirim. Ay ya, gelin hele şöyle hayattayken size bir doya doya sarılayım. Gel ablam. Ay. Ay, nasıl özlemişim ay sizi. Ay. Vallahi biz de çok özledik Asiye. Senin yokluğunda Möteber ablamla hep senden bahsettik, biliyor musun? Vallahi de nasıl da böyle takdir ettik seni. Kız, sen o durmuşuna nasıl pindirdin ki bizi? Bindirdin değil mi? He. Vallahi Allah için iyi bindirdin. Öyle değil de bindirdin ha. Evet, bindirdim. Ve istersem her an tekrar bindirebilirim. Çünkü ne de olsa ben artık ağamın resmi nikahlı karısıyım. He. Asiye. He. Şey diyeceğim, böyle resmi nikahlı karı olmak tam olarak nasıl bir duygu? Anlatabilir misin azıcık acaba? Ya size bir şey söyleyeyim mi? Siz olmadıktan sonra vallahi resmi nikahım bile bir kıymeti yoktur ha. O kadar kıymetlisiniz benim için.
Vallahi mi? Vallahi kız. Yani nispet yapacak kimse olmadıktan sonra... ha o nikah cüzdanını böyle böyle, böyle böyle gözünüze gözünüze sokamadıktan sonra... kazanmanın ne anlamı vardır ki? Mütebir abla. He canım. Şimdi bu Asiye karısı iyi bir şey mi dedi, kötü bir şey mi dedi? Ben tam olarak anlamadım. Kız dedim ki... ezecek kimse olmadıktan sonra ben gücüne edeyim dedim. Ha Asiye, boşuna şişinme. Ne demişle? Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Değil mi canım? Değilsin. Öyle diyorum. O zaman ben şimdi size ne olacağını söyleyeyim. Ha bundan böyle benim resmiyetime yönelik en ufak bir isyanınızı, en ufak bir entrikanızı görürsem... ikinizi birden doğruca Tahtalıköy'e postalarım, ha şu kadar da acımam. Ya. He yok, biz isyan neyin etmeyik. Biz böyle direkt kutlana yapışırık. Vallahi mi? He. E hadi hodri meydan bakalım o zaman. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Haydi bakalım. İşte bu. Biz buyuz. Birlikte güzeliz. Depişince iyiyiz. Resleşince efsaneyiz. Çok komik. Komalarız. Komalar. Yetti Ayşe. Hamile miymişim doktor bey? Herhalde hamilesin canım. Evet doktor bey, hamile ihtiyar mı? Hadi o mutlu haberi bize ver. Anne baba oluyorsunuz deyin, muradınızı eriyorsunuz deyin, haydi. Peki. Tebrik ederim. Hamilesiniz. Allah! Hatta bir değil, iki kere hamilesiniz. Ne? İkiz mi? Görün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Bir dakika, bir dakika. Kenara bir tane daha mı sıkışmış ne? 300 bu ya. 300. 300 mü? Evet 300 ama. Bir bakayım bakayım şuralara. Bir tane daha pırtladı. Tebrik ederim. 400'ünüz olacak. Dördüz. Dördüzümüz mü? Durun, 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 durun. Şaka yapıyorum. Dördünüz değil, ikiziniz olacak. Eminsin? Evet. Son kararın? Evet. Bu sefer şaka yapmıyorum. İkiziniz olacak. Hayırlı olsun. Şükürler olsun sana ya haram. Prenses. Tamam, onu oradan çekersek gezdik, gördük, sevindik. Üşütmez. Tabii. Aşkım, yapma. Seyran değil, enişten beni niye öptü lafı var ya, aha tam da burası için lazım işte. Hayırdır oğlum, ne yapıyorsun öyle kamyonetin tepesinde? Kafamızda şişti zaten. Bu gürültü ne ya? Bam bam bam. Ha Allah'ıma engel. Taktik maktik yok. Bırak bam bam bam. Hayır hayatım, iki kere. Bam bam. Ne oluyor kız, siz ikinci düğününüzün elinizi mi yapıyorsunuz ya? Gelin gelin, bu müjdeli haberi siz de duyun. Hayırdır deli fişek, ne oluyor yine? Dede. Size büyük bir haberim var. Hayır hayatım, bizim haberimiz. Evet, haberimiz var. Meraktan çatlatmayın oğlum adamı. Neymiş bu davullu zurnalı haber?
Ama lütfen bağırmadan söyle, olur mu? Tamam yenge. Saygıdeğer babam. Saygıdeğer Asiye anneciğim. Ve diğer gayri resmi analarım, analarımız. Değerli Korkut dedem, değerli kayınçom ve amcacığım. Gene kayınçom yengeciğim. Gene yengeciğim Türkmen halacığım. Ve emekçi bacılarım. Evet, kısa kez anladık. Şirin hamiledir yoksam yok. Evet, evet. Ama sen de hamile mi? İki kere hamile, iki kere. Ne diyorsun oğlum yani? İkiz mi geliyor? Evet babacığım, ikiz bebeklerimiz olacak. Allah! 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 Aferin, aferin size. 41 kere maşallah. Ya! Tebrikler. Bravo dayı, bravo. Kedi, ne duruyor oğlum? Çalsana. Hepinizden. Hayırdır yenge? Yoksa sen sevinmedin mi? Yok kız, sevindim. Hem de çok sevindim. O zaman gel de iki gebe karşılıklı göbek atalım. Yok ya. Şu gürültüye dayanamıyorum ben. Çal keke, çal. O zaman tamam. İkimiz de kulağımızı kapatalım, oynayalım hadi. Olur. 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 Hadi o zaman. Vallahi. Maşallah. Hayırdır Hecra? Kıyafet mi bakıyorsun? Yoksa gece biriyle mi buluşacaksan? Yok canım, yarın giymek için bakıyorum. Onlar daha çok gelin hanımların giyeceği cinsten kıyafetler değil mi? Sonuçta sen hala hizmetçisin bu evde. Hayırdır Dilber? Sen bana laf mı çarpıyorsun? He. Daha geçen gelin ağanız olacağım diye elini öptürüyordun. Bakıyorum da hala yerinde sayıyorsun. Tasası sana düştü Dilber. Ama merak etmeyin. Ben derinden derinden yapıyorum yerimi. Şu Nazgül de azıcık utanmarlan mı olsaydı işim daha kolay olacaktı ama neyse. Kız neyden utanacakmış ki? Neyden utanacak olsun, görmüyor musun? Kocası istemiyor onu. Yüzüne bile bakmıyor. Ama maşallah kadın at sineği gibi yapıştı kaldı adama. Bence at sineği Nazgül değil, sensin ama neyse. Bana bak Dilber, sen kim oluyorsun da bana at sineği diyorsun? Ay özür dilerim, at sineği değil, çıyan diyecektim. Yok ya, dur bakayım, bence direkt yılan. Böyle tıs, yılan. Tıs, balım? Hadi bu Dilber hep hassizdi. Sana ne oluyor? Hiç, sadece doğruyu konuşuram. Yılan değil mi sen? Yılan. Şimdi gösteririm sana yılanı. Sen bilirsen.
Eğer mene dokunursan gider Hazar'a her şeyi öterem. Allah Allah, neyi öteceğimsin? Kaan ile atölyede konuştuklarınızı duymuşam. Gider Hazar'a hala Kaan ile oynaştığını söylerem. Ben de seni keserim, anladın? Hem de kör bıçaklarla keserim. Hiç de bir şey yapabilmirsen. Vay vay vay, saftirik balıma bak sen hele. Maşallah, yürek mi yedin kız sen? Ben artık kendimi ezdirmirem. Gözüm açıldı bir kere. Balım, o gözün yavaş aç. Yavaş aç da o gözünü oymayayım. Senin tehditlerine artık karnım tok. Haddini bileceksen Heca. Sen bilmirsen ben bildirecek birilerini bularım sen. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Elinden gelenin ardına koyma o zaman. Ama ben ne Heca'ysam. Er ya da geç bu konağın harması olacağım. Ya bırak Allah aşkına. Kurulmuş bebek gibi hep aynı laflar. Yürü balım. Biz manikürümüzü neyin yapalım? Bu da kendi kendine hırsından kendini yesin böyle. Göreceksiniz. Kendi kendimi mi yiyeceğim? Yoksa başkalarını mı yiyeceğim? Yılbaşının ertesi gününe ne diyorsun Hasan? Doğum günüm derim. Yani yılın ilk günü derim. Ya ben sana onu mu sorayım Hasan ya? Düğün tarihimizi diyeyim yani. Hemen yılbaşının ertesine yapalım. Biraz erken olmaz mı? Ya ağılım bak sen bilmiyorsun. Yılbaşına nasıl girersin bütün yılı öyle geçirir misin? Onun için benim artık bir yıl daha bile kalık olarak geçirmeye niyetim yok. Yani benim biraz daha zamana ihtiyacım var Türkmen. Ya ne zamanından bahsediyorsun kurban oldum sen ya. Görmüyor musun ikimiz de kabağa döndük. Vallahi bak bal kabağına döndük ya bekleye bekleye. Ya ama öyle ha deyince de evlenilmez ki Türkmen. O kadar kolay mı evlenmek? Bu iş bir ton masrafı var. Sen neyin masrafından bahsediyorsun Hasan Allah aşkına ya? Altınları babam takacak. Düğünü babam yapacak. Abim de sen zaten evimizi aldı. Benim gelinliğim hazır. E sen de bir zahmet gideceksin bile nikahta arasına. Oraya imza atacaksın yani sağda zahmet olmazsa. Bir imza deyip geçmeyeceksin Türkmen. Bir imza deyip geçmeyeceksin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Sen oyalı mısın beni? Neydisin sen Hasan? Türkmen, gökyüzü hareketlerini görmezden gelemek. Adamın gözü iyi ki açıldı arkadaş. Zaten Venüs retrosundan yani çıktık. Merkür desen hep retro halinde. Satürn de bu yıl kendi evine geçecek. Yani? Yani gezegen transitlerine göre biz 5 yıldan önce evlenemeyiz. Ne diyorsun lan sen? Ne 5 yılından bahsediyorsun sen yok Satürn oraya taşınmış, Neptün onun bilmem nesine ne yapmış. Bari lan bunlardan sen geçeceğim benim karşıma delikanlı gibi böyle erkek gibi diyeceksin ki ben evlenmek istemeyeyim Türkmen diyeceksin. Ağzını yamultmayacaksın terbiyesiz. Sen beni anlamıyorsun Türkmen. Anlamayayım Hasan. Sen beni hiç anlamıyorsun. Biz daha nikah tarihi için bile anlaşamazken bir ömür seninle nasıl anlaşacağız? Anlaşamayacağız Hasan. Biz seninle anlaşamayacağız. Yürü git lan. Yürü git. Bu konakta görmek istemeyeyim ben seni. Hay hay Türkmen Hanım. Hay hay. Ha şimdi de beni bırakıp gideyim eyle mi yani? Terk edeyim beni Hasan. Bravo. Tebrik ederim Hasan. Bravo. Ben de. Sağa kendimi ezdirmem. Aha, yüzü atar da gider. Gidersen geç. Ben de sağ kal dedim sanki Korasan. Ulan benim peşimde 50'den adam vardı be. Kapının önünde hepsi birbirini yiydi. Türkmenim oğlum be, Türkmen. Elimi sallasam 50'si, hey! Altın ödülü olmayaydı, zor bulurdun koca adayı. Gözü hakikaten açılmış arkadaş. Terbiyesiz! Bella! Karıcığım. Karıcığım.
karıcığım. Bella iyi misin? Ay Bella kadar taş düşsün başına Hazar ya. Ya ne oluyor ya? Cevap vermeyince merak ettim seni. Merak edecek bir şey yok ki. Ne güzel, tam da transa geçecektim. Ne transı? Yoga yapıyorum Hazar, yoga. E karıcığım ben nereden bileceğim senin yoga yaptığını? Bugüne kadar seni yoga yaparken hiç görmedim. Bu yüzden de tahmin edemedim. Aşkım, kızımız için yapıyorum ama. Bak, bedensel ve zihinsel gelişim için çok önemli. Daha iyi bir kardiyovasküler ve dolaşım sistemi için yoga şart. Üstelik stres seviyesini aşağı çekiyormuş. Karıcığım, streseye geliyorsa süper. Hatta biz sana özel bir hoca tutalım, böyle daha verimli olsun. Ay, hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ben tabletten bakıp yapıyorum zaten. Aşkım tamam, şimdi oradan bakıp yapıyorsun da sonra bir sıkıntı olmasın. Olmaz olmaz. Hem zaten bambaşka bir kursa gitmek istiyorum. Ne kursuymuş o? Hamile pilatesi. Ne olur hayatım, hatta süper olur. Süper olur. Birlikte gideceğiz. Tabii, ben seni götürüp getiririm. Öyle değil. Beraber gideceğiz. Sen de derse gireceksin. sen ciddisin herhalde. Tabii ki ciddiyim hayatım. Bak, sana göstereceğim şimdi. Dur, açıyorum. Ha. Bak şimdi, burada ne diyor? Doğum öncesi hamile pilatesi, doğumu kolaylaştırdığı gibi anne ve babanın bebekle olan ilişkisini de güçlendiriyormuş. Bu yüzden de anne baba adaylara birlikte gitmeliymiş. Lütfen aşkım, lütfen gidelim. Hadi lütfen benim için, lütfen lütfen. İyi madem, gidelim. Karıcığım ne oldu, neye gülüyorsun? Ay, Hazar, tayt sana çok yakışacak. Tayt mı? Ben eşofmanımı giyerim, giderim. Bence şansını da zorlama istersen. Tamam, tamam, hallederiz. Kızlar! Kızlar! Nerede benim Cihan'ın yeni kızasındaki kısmetlerim? Ha? Nerede benim kısmetlerim? Sana sorayım. Nerede bu Azerbaycanlılar? Nerede bu Türkmenistanlılar? Nerede bu Moğollar? Nerede bu Papua Yeni Gineliler? Ha? Ve soyları te uzak doğuya dayanan envai çeşit milletimin erkekleri nerede? Cevap verin bana. Ne kısmeti kız Türkmen abla? Daha yeni nişanlanmadın mı sen? Bir de daha evlenmeden nişanın üstüne kuma mı alacaksın? Ne nişanı kız? Ne nişanı? Attım ben o nişanı. Ah, attım ben nişan, nişan yok artık ya. Bozdum, gitti nişan artık. Ben bekar bir karıyım. Vallahi mı? He, vallahi. Gitti ben, gittim ben. Vallahi ben şu anda depresyona girmek üzereyim kızlar. Yani her an depresyona girebilirim. Neyse siz konuşun, ben çıkarım şimdi depresyondan. Konuşun, ben sizi dinleyeyim. Konuşun siz. Ya ne duruyorsunuz? Övsenize beni. Türkmen ağam, bu ara İtalyan erkekleri moda diyorlar. Sen de tam onlara hitap ediyorsun. Vallahi mı? Ay kız, biliyor musun? Ben de çok beğendiğim İtalyan erkeklerini, böyle üç gemi üç doluylar ya. Vallahi İrlanda erkekleri hem kaslıymış hem de yakışıklıymış ya, benden demez. Olur adam olur, İrlanda'da olur, o da olur, bu da olur yani, erkek erkektir. Kızlar. Bence 72 ilden, kız ne iyi Allah aşkına, il az gelir, ülke demen gerek. 72 ülkeden adaylar getirelim. Senin özün hangisini isterse içlerinden seçersen Türkmen abla. Ay çok iyi olur ama bu biraz sana pahalıya mal olur. Siz söyleyin bana, size kaç ton altın lazım gelir? Ne? Ton mu? Oy tontonlarım benim. Kız benim size tonton altınlarım helali hoş olsun ya. Ben var ya, o Kor Hasan'a inat, bu altın borsasını yerle bir edeceğim inşallah. İyi edersin ha. Haydi çalışın. Haydi, haydi. Ballı sütler geldi. Ellerine sağlık aşkım. Kendine mi yapsın öbürünü de? Yok, ikisi de bebeğimizin
Sonuçta ne demişler? Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Aşkım ben onun ikisini de içemem ki. Tövbe de. Bundan sonra böyle. Yemek yersen iki tabak yiyeceksin, bir şey içeceksen iki bardak içeceksin. Beni öpmen gerekirse iki kere öpeceksin. Bir dakika, bir dakika. Her şeyi anladım da seni neden iki kere öpüyorum? Hak geçmesin diye gülüm. Yani ben de seni öpeceksem iki kere iki dört, dört kere öpeceğim. O niye? Bebeklerimiz kavga yapmasın diye. Şimdi onlar içeride kuduracak. Diyecek ki lan babam beni öptü. Öbür diyecek hadi lan gıllık babam beni öptü diyecek. Onlar içeride birbirini yerken biz yukarıda yapacağız kavga. Onlar diyecek ki anne baba kavga yapmayın. Oh düşman başına. Aşkım çok tatlısın ama sanki biraz abartıyorsun. Ben abartmak kim? Ben kim? Tabii canım. Yani hiç huyun değildir. Eh eh tamam. Haydi şunu iç bakayım. Öbürünü de içeceksin daha. Sevdiğim. Şimdi bizim iki tane bebeğimiz olacak ya. Yani bundan böyle hayatımızda tek olan her şeyi çıkartmamız gerekiyor. Yani her şey duble olması gerekiyor, tamam? Yani bu beni iki katı seveceğin anlamına mı geliyor? Yok. İşte o mümkün de. O ne demek ya? Çünkü ben seni sınırsız seviyorum. Daha fazlası yok ki. Senin gülüşüne kurban olsam koca. Karıcığım, dünya gözlüm. Hadi iç. Oh. Böyle. Ha gülüm. Ya benim aklıma bir şey takıldı. Tut şunu be. Şimdi benim karnım şiştiğinde böyle iki katı mı şişecek? Haliyle. Ya ben iki katı kilo mu alacağım? Yani. O zaman duba gibi olurum ama. Yakışır kalbime. İşte yakışır cennet gözlüme. Yakışmaz. Yakışır. Yakışmaz Baran. Yakışır. Ya yakışmaz diyorum. Çok çirkin olurum ben, tamam mı? Ya gülüm biz birbirimize söz vermedik mi? Buruş buruş olana kadar birbirimizi sevecek diye. Çirkin olsan ne olur? Olmaz. Ya benim yine de şansa bırakmamam lazım. Hı. Ne yapacaksın? Sevgi sözleşmesi mi yaptıracaksın bana? Yarından. Tez yok, spora başlıyorum. Spor? Hı. Başla ama iki kere başla. Yani ikimiz birden başlayak spora. Hadi iç. Öbürünü içmem. Ha, görürük içerim içmem. Haydi. İçmeyeceğim. Haydi gülüm, haydi. Yudum yudum içeceğim. Yeter artık ağladığını Ayşe. Benim oğlum üniforma giysin diye debinip duruyordun. İşte oğlun formaların en şanslısını giyiyor. Yeter. Bunun için sevinmen lazım gerek. Doğru diyorsun ama ayrılık çok zor geliyor. Yüreğim acıyor. Doğru diyorsun Ayşe. Ana ile oğlu ayırmak hiç doğru değil. En iyisini sen de onlarla git. Yok. Ben hem ağlarım hem gitme, tamam mı? Tüh be. Gitsen iyiydi de. Dedem, hakkını helal et. Helal olsun benim oğlum. Şanlı üniformamızın hakkını verirsin inşallah. İnşallah benim dedem. Afet. Ayrılacağım, ayrılacağım dedin. Sonunda ayrılıyorsun konakta. Bana ayrılıyorum değil. Ama için bir burulmadı değil ha. Minnoşlar. Ben sizi çok özleyeceğim. İşte seni çok özleyeceğim. Nale. Öyle hazır zopluk edip de her işe kendini koşma, tamam mı? Sen gebesin artık ha. Ve bana dikkat et biraz. Merak etme. Nazgül. Satılmışın fotoğraflarını atarsın bana hem kız. Merak ederim ben. Uy affet, Allah cevabı ya. Zaten moralim bozuk. Sanki bir daha gelmeyeceksin. Kız. Beni unutmayın ha. Thank you.
Sen benim canım ciğerimsin. Üzerinde bir hakkım kaldıysa eğer... ...ananın ah sütü gibi helal olsun. Allah razı olsun. Gel. 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 Haydi. Hakkını helal et Karator babam. Helal olsun Afet. Helal olsun. Evladıma iyi bak tamam mı? Oy kurban oldum. O nasıl laf ha? O benim gözümün nuru nuru. Bakmam mı hiç? Anam. Uçuyor. Uçuyor. Ayşe. Asker anasına ağlamak yakışmaz. Sen de oğluna bütün askerler gibi şark hizmetini görecek, sonra da geri gelecek elbet. Doğru diyor ağam. Doğru diyor. Bak yavrum gurbete gidiyoruz. Bunlar lazım olur size tamam mı? Ay sıkı sıkı tut. Babam bana yenilerini alır. Ayşe ne yapıyorsun? Koy onları yerine. Ben daha ölmedim, yaşıyorum. Allah korusun ağam. Allah korusun. Hayır cana. Onların neye ihtiyaçları varsa... Ben çoktan hallettim bile, hiç merak etme sen. Allah razı olsun ağam. Bak ne diyeceğim, evinize yerleşir yerleşmez hemen yerini bana haber edin. İlk fırsatta geleceğim tamam mı? Ama şimdi malum buraları boş bırakamıyorum. Baba. Şöyle baba oğul bir karşılıklı sarhoş çifte tenlis oynamayak mı ya? Oynamaya. Oynayak babam ya. Şaka yaptım şaka. Oynayak tabii canım oynayak. Keke de haydi çal bir Adana çifte tenlisine şöyle baba oğul bir döktürek. Hemen ağam. Korumaya çalışın lütfen. Evet, aynen böyle. Hocam, Bella böyle zıplamasa... Neden? Hamile ya, ondan. Allah korusun çocuk falan düşecek. Aksine, yapılan bu çalışmalar sayesinde bebeğiniz de, eşiniz de çok daha sağlıklı olacak. Ama... Hazar Bey, telaşlanmanıza hiç gerek yok. Adı üstünde hamile pilatesi bu. Daha önce birçok hamile bayanla çalıştım zaten. Lütfen sakin olun. Gördün mü? Peki. Karıcığım, bak şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen ne yapacaksın? Anlaşıldı. Siz eşinize bakmaktan konsantre olamayacaksınız. Teşekkürler hocam. Evet, kontrollü bir şekilde yavaşça eğilip kalkıyoruz.
topun çok fazla sağa sola gitmesine engel olalım lütfen. Ve hareketi daha kontrollü yapın. Karıcığım sen niye bu kadar fazla eğiliyorsun ya? Oh! Hazar Bey, lütfen karışmayın ama. Ama hocam, benim karım tam 7 aylık hamile. 7 aylık. Böyle eğilince diye çocuk çıkarsa ne yapacağız sonra? Keşke çocuk dediğiniz şey öyle diye çıksa ama çıkmaz. Burada amaçladığımız hamilenin pelvik kaslarını güçlendirip onu normal doğuma hazırlamak. Yok hocam, benim karım normal doğum yapmayacak. Onun canı çok acır. O sezaryen yaptıracak. Allah Allah Hazar, Allah Allah. Ben normal yapacağım, tamam mı? Hazar Bey, bu sizin karışabileceğiniz bir şey değil. Lütfen şimdi egzersizlerimize dönebilir miyiz? Ya ama hocam siz de hamilelere uygun bir şey yaptırın ya. Ne bileyim böyle diye derin derin nefes aldırın. Kafasını böyle sağa sola falan hareket ettirin. Böyle şeyler yaptırın hocam ya. Hayır, siz hamileliği ne zannediyorsunuz ki? Neyse madem öyle başka egzersizlere geçelim. Karıcığım hadi bırak bunu. Diğer egzersize geçiyoruz, gel. Evet, ne yapıyoruz? Hocam, şimdi bunu niye taktık? Ben mi doğuracağım? Tabii ki hayır. O eşinizle empati kurmanız için. Ve onun bedeninde hissettiği değişiklikleri siz de anlayın diye. Aşkım, çok yakıştı ama. Karıcığım, şimdi seyret kocanı ve örnek al. Oo. Böyle geliyorsun. Yavaş yavaş oturuyorsun. Böyle hafif öne, hafif geriye. Hafif öne, hafif geriye. Gördün mü karıcığım? Senin yapacağın bütün spor bu. Bak ne güzel taşıyorum çocuğumuzu, hiç sarsmıyorum. Aşkım, şu an bebek taşıyor gibi değil, porselen takımı taşıyor gibisin. Resmen kırılmasından korkuyorsun. Bak destek, destek at. Altan. Selamünaleyküm. Buyurun. Lan sen de mi gebesin? Kaç aylık? 7. Maşallah, subhanallah. Merhabalar hocam. Biz az evvel kayıt yaptırdık da dersinize katılabilir miyiz? Evet ama bu ders size uygun değil. Daha sonra. Nasıl uygun değil? Efendim bize çok uygun. Biz çok hazırlık hamileliğe. Hatta 2 kere hamileyik. Hevesli olmanız çok güzel ama hamileliğin her ayında farklı hareketler yaptırıyoruz. Ve görüyorum ki siz daha gebeliğin ilk haftalarındasınız. Evet, 7 haftalık Allah bağışlarsa biz önceden önlemimizi alalım dedik yani Delmi Gülüm. Evet, evet. Ama gebeliğin ilk 3 ayı egzersiz yapmak çok riskli. Dilerseniz ben derse devam edeyim. Dersten sonra sizle konuşalım, olur mu? Olmaz efendim. Heves etmişik, gelmişik. Biz hazırlık hamileliğe. Kayınçoma taktığın o şeyden bana da 1 tane tak, hatta 2 tane tak. Parası neyse 2 katını veririm. Karıcığım ne oldu? Nazgül! Nazgül'ü unuttuk ya. Keçe yine hamile. Hayır ya. Bugün terapiste götürecektim onu. Uf, ama unuttum. Neyse, ben kaçtım. Siz devam edin. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi selametle. Haydi. Gelebilir miyiz? Buyurun, gelin tabii. Hadi gel Nazgül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir daha göreceğimi düşünmüyordum. Vallahi ben de düşünmüyordum. Ama A.I. simgeli Trabzon Burma modeli bir halkanın esiri oldum. Ha, rüşvetle geldik yani. Ayo, rüşvet deyip geçmeyelim lütfen. Kendisi tam 22 ayar 66 gram ve bugünkü kapanış değeri 13.738 lira olan bir kuyum harikası bilezikten bahsediyoruz. Olsun, sonuç olarak buradasınız. Biz vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Evet Nazgül, bu saatin her salınışıyla birlikte ruhunun hafiflediğini hissedeceksin. Sadece saate odaklanacaksın, başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sadece sen ve o var. Şimdi yoğunlaş. Sadece saati düşün. Düşün. Her şey aklından çıkıp gidecek, her şey silinecek. Hafiflediğini, rahatladığını hissediyorsun. Ayo, ayo hissedemiyorum. Bu önümde dönüp duran keşke altın olsa diyorum.
Haydi altın olmadın, bari altın suyuna bandırılsaydın. Lütfen Nazgül Hanım, altını bir kenara bırakıyoruz. Yok, bırakamam, çalarlar. Benim odamdan çaldılar, vallahi buradan da çalarlar. Kim, neyi çaldı Nazgül Hanım? Uy, uy, yanaşma olacak çıyanlar. Önce altınlarımı, sonra da kocamı çaldılar benden. Lütfen Nazgül Hanım, kimsenin bir şey çalacağı yok. Saatten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Saatten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Evet. Saat kaç? Akrep, yer kova. Evet. Evet Nazgül. Neredesin? Diyarbakırlıca Duş Genel. Ne yapıyorsun? Cazgül'ün peşinden koşuyorum. O kim? Kız kardeşim 14 numara. Yakıt. Neden peşinden gidiyorsun? Dereden çıkarttım, altın tozlarımı benden çaldı. Onları almam lazım. Vallahi çiberteceğim onu. Anlaşıldı. Cazgül'ün peşini bırak, başka bir yöne koş. Ay yo, bırakamam. En heyecanı yerinde kalmışım. Köşeye sıkıştırmışım onu. Nazgül, Cazgül'ün peşini bırak, başka bir yöne koş. Of ya, tamam tamam. Her şeyi sen bileceksin değil mi? Tamam, nereye koşuyorsun? Şangül, o bir numara sorbet. Futbol mu oynuyorsunuz? Ya sana çayırdayız, dış gün dedim. Futbol oynamayacaktık da ne yapacaktık? Tamam, Şangül'ü de bırak. Bak, annen geliyor. Hani nerede? Ha evet, orada geliyor. Şimdi annene en çok söylemek istediğin şeyi söyle. Tamam, anne. Dayı, benim adım ne? Hayır anne, benim adım Sergül değil. Sergül benim bir küçüğüm. Hayır anne, benim adım Nurgül de değil. Nurgül de benim bir büyüğüm. Ya anne, senin bir Gül diye bir kızın yok. O komşunun kızı. Tamam, tamam. Anlaşılan annenin kafası biraz karışık. Sen en iyisi babana git. Bana uyar. Gidiyorum. Tamam. Ha, orada gördüm. Şimdi babana ne söylüyorsun? Baba. Çal anne, iyisin yoksam yok. Başka? Baba, beni okula gönderdi. Baban ne cevap veriyor? Okuyup da ne yapacaksın diyor. Mühendis mi olacaksın diyor. He vallahi mühendis olacağım baba. Hem de kimya mühendisi olacağım. Kendi altımı kendi başıma yapacağım. Altın. Simgesi AU, atom numarası 79 ve kütle ağırlığı 196.97 gramdır. Nazgül, baban ne cevap verdi? Ha, kır dizinin evinde otur, seni kocaya vereceğim diyor ya. Allah'ım ya. Peki sen istiyor musun? Ha, vallahi istiyorum. Ben büyüyünce Kalender Ağa'nın oğlu Kıvırcığa varacağım. Ağırlığınca altın veriyormuş Kalender Ağa. Yiyeceğim, yiyeceğim, çıkartmayacağım. Yiyeceğim, yiyeceğim, bırakmayacağım. Her şeyi içimde tutup 80 kilo olacağım. Aman yeter be! Hipnoz, hipnoz olmuyorum ben. Nazgül? Nasıl yani? Transta değil miydiniz siz? Ay transta değildim doktor. Makaradaydım, makarada. Çarçır. Nasıl bir tip ya? Ya haydi, ne vereceksen ver. Siz de verin benim 22 ayarımı. Kalk gidelim, haydi. Yo yo, hiçbir yere gidemezsiniz. Sizi transa geçirmenin yolunu biliyorum ben. Ya gideceğim diyorum, bu koltuk niye inmiyor ya? Sen beni buraya. Ha şöyle doktor, şimdi aynı dilde konuşmaya başladık. Ay tatlım, seni bırakamayacağım ama.
Ben geleceğim, tamam mı? Haydi bay. Heh. Evet Nazgül. Şimdi bize gerçek Nazgül'den bahset. Nazgül neden öfkeli? Vallahi çok fakiriz. 17 kardeşiz. Sıfırda değil bir gram altın, bir gram ekmeğimiz bile yok, inanabiliyor musunuz? 17 kardeş tarlada sürdükten sonra burada bir kase çorbaya 17 kaşık daldırıyoruz. Peki öfken kime? Babana mı? Aa yok, ağalara. Onlar yüzünden biz böyleyiz, biliyor musunuz? Onların koca koca sofralarında çeşit çeşit yemekler var. Biz daha bir güne bir gün tok kalkmamışız sofrada. Hah işte neden bu, anladın mı? Peki onlara ne yapmak istiyorsun? Ne mi yapmak istiyorum? Bütün ağaları altın ocaklarına kapatıp altınları eritip gözlerine doldurmak istiyorum. Hepsini eritip eritip kalıplara döküp de külçelerini çıkartmak istiyorum. Nazgül tamam, şimdi bu öfkeden sıyrılıyoruz. Öfkemizin bize hakim olmasına izin vermiyoruz. Ayo, veriyoruz. Bütün ağları altın eritir gibi eriteceğim. Onları kızgın ateşlerde eritip buz gibi sularda dolduracağım. Sonra da Reşat diye boynuma takacağım hepsini. Tamam, şimdilik bu kadar yeter Nazgül. Ben üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde uyanacaksın. Bir, iki, üç. Ne oluyor be? Geldik mi yoksa mı, yok mu, nedir? Geldik, geldik. Hem de ilk seans için çok iyi bir yere geldik. Ne diyor kız bu? De valla. Ay ne anlattım keçe. Bütün kirli çamaşırları serdim değil mi? Yalnız Nazgül Hanım, onlara kirli çamaşırlar değil, bilinçaltı diyoruz. Her seansta bilinçaltınızın başka bir odasına gireceğiz. Ay doktor, sen man her seansta böyle Reşat ver. Vallahi dengil bilinçaltımın odaları, bilinçaltımın tapusunu bile sana veririm. Bu kadar da bir şey yaptım. Özgül, senin gözünün gerçekten doymuyor değil mi? Ama neyse, ben artık seni daha iyi anlıyorum. Ne anlıyorsun kız? Dreş. Neyse doktor bey, siz şimdi bize müsaade. Her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ya Belo, 5 dakika daha kalabilir miyiz? Hiç arada bir seans daha çıkartırız. Hadi Nazgül, hadi. Ya şimdi sen bir bakar mısın? Kıvırcık ya, acayip yakın hissettim. Biraz daha kalak ne olur ya. Nazgül hadi. Var mı bir tane daha? Haydi Nazgül, lütfen gidelim. Kardeşim. Doktor bey, bir sonraki seansımız ne zaman? Asistanım sizinle iletişime geçecek. Ha, ay çok tatlı ya. Peki ne zaman yani? Yakın zamanda değil mi? Evet. Ha, tamam. Hadi Nazgül, hadi. Haydi. Sana mı elçeceğim, hadi. Yalnız bu koltuğu değiştir ha doktor. Aha, ayakkabılarım yakın. Çalmasınlar diye sakladım. Ay Allah'ım ya. Ayakkabıyı mı çalacaklar? Millet altınların peşinde, haberi yok. Evet. Bundan böyle bu mutfağa giren tek çöpten bile benim haberim olacak. Emredersiniz hanımam. Haftalık alışveriş listesi önce Bağ'a gelecek. Ben onayladıktan sonra Fırat'a verilecek. Emredersiniz hanımam. Size haftalık yemek listesi verdim. O listenin dışında bu mutfakta yemek edilmeyecek. Emredersiniz hanıma. Ha bir de dinlenme saatlerinizden haberim olacak. Öyle topluca ortadan kaybolmanızı istemiyorum. En azından biriniz sürekli gözümün önünde olacaksınız. Emredersiniz hanıma. Haydi bakalım, şimdi verdiğim listeye göre akşam yemeğini hazırlamaya başlayabilirsiniz. Haydi. Emredersiniz hanıma. Durun bakayım, yanaşmalar. Oh.
Demek sen yine emir yağdırıyorsun Asya. Hı? He? Yağdıramaz mıyım? Ama ne yağdırırsan yağdır. Zaten benim moralim sıfır 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 sıfır. Kokanım gitmiş, ne yiyeceğimi şaşırmışım. Şikarılar, yanaşmalar. Şöyle mükellef bir sofra hazırlayın. Böyle ciğer kavurun, kemikli et haşlayın. Sarma dolma yapın bir şeyler işte canım. Heh! Böyle bol soğanlı da bir kavurma yapın. Deydi, deydi. Yapalım mı hanıma? O ne demek ki? Ben yapın diyorum ya. İzin var mıdır hanıma? Akşam yemek menüsünde paz dolmasıyla pancar çorbası yazıyor ama. Pazartesi, mısır çorbası, turşu kavurması, fasulye diblası, salı, hamsi kuşi, uşi, hamsi çorbası, pazartesi. Ne bu kız? Bozakona Karadeniz Lezzet Festivali'ne katılmaya karar verdi de bizim mi haberimiz yok acaba? Sizin asıl hanım ağanızdan haberiniz yok. Ha bundan böyle bu evde benim dediklerim dışında yemek edilmeyecek. Allah Allah! Yani şimdi benim karnım acıksa yemek yemek için sana mı soracağım? Aha. Soğan yese? Aha. Yumurta kırsa? Aha. Kız bundan böyle tavuklar bile bağ sormadan yumurta yemeyecek. Kız, sen bizle baytap mı geçiyorsun? He, güzel canım, böyle eğlendik, güldük, bitti. Değil de şu kavurmayı yapın, değil de. Karılar, siz beni anlayamadınız herhal. Artık düzen değişti. Bundan böyle bu evin yasal ve de meşru ve de resmi tek hanım ağası benim. Bu evdeki hiç kimse gayrimeşru karılardan emir almayacak. Sen bize gayrimeşru mu demeye çalışıyorsun Asiye? He, değil misiniz? Ya siz bu konakta böyle sığıntı gibi, besleme gibi bir şeysiniz artık ya. Siz ha bundan böyle benim ağamın elinin kirisiniz, kiro. Ben şimdi gösteririm. Ne oluyor kız? Çekil. Çekilmez. Hanım ağamızı yedirtmeyiz. Şimdi seni bir yersem burası kudur. Oha, oha, ne oluyor kız? Oha, 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 abla, abla, abla. He! Tüfe. Tüfe, abla, abla, abla. Ne yapalım hanım ağam? Bırakın, bırakın. Haydi bakalım, siz de çekilebilirsiniz artık gayri resmi karılar. Ben daha sonra kızlarla size yiyecek bir şeyler gönderirim. Asiye, abla, bu Asiye canına susarmış. Başım. Ayşe, vallahi yürü şuraya, sinek gibi ezecekler seni. Haydi yürü. Tövbe tövbe. Haydi. Hala, hala. O neydi kız? Mühsemir abla, biz kabus mu gördük karabaşan mı? Çok üstümüze de oldu da böyle oldu, ben anlamadım ya. Hayır, olduysa oldu işte Kudüs ya. Asiye nikahı bastı. Asiye ile her keşin oyuncağı olduk ya biz. Niye oyuncağı Mühsemir abla ya? Resmen eşeğe olduk eşeğe. Sırtımıza vurdu Semir'i. Dehledi de dehledi, dehledi de dehledi. Yo Ayşe, ben de onu yaptığına pişman etmezsem bu anda bana mühteberleyin demesinler ha. Peki ne desinler? Mühteber. 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 He. Aplayan oldu. Tarih oldu, tarih. Ha bundan böyle sizin tüm sıfatlarınız bu konakta tarih oldu. Siz artık bundan böyle ne ablasınız, ne hanımsınız, ne karısınız. Siz bundan sonra ha bu konağın kamburusunuz, kamburu. Ayşe! Anda tutma beni, vallahi bunun tepesine bineceğim anda görecek ağabey kamburu. Gel, 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 ya ana dursanıza. Ay,
Bu kadar ses mi çıkarıyordu ya? Bella sen ne yapıyorsun? Saçmaladığının farkında mısın? Aman ne yapıyorsunuz? Kavga ediyorduk. Neden? Allah Allah! Sahne su acaba? Ne demek bahane su? Bundan sonra bu konakta kavga edilmeyecek. Ya karıcığım. Dokunma. Ha! İla edilecekse sessiz edilecek. Gürültü, şiddet son bulacak. Ya karıcığım. Dokunma dedim! İla olay çıkaracaksınız. Sakin, sessiz sessiz çıkaracaksınız. Anlaşıldı mı? Kız bana bak yeni gelin anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı. Aferin, aferin. Şimdi öpüşün barışın. Ama. Öpüşün barışın dedim. Ya ablacığım canım benim aşkım. Ay Allah Allah. Uy anam anam. Uy. Ya çok tatlılar. Bala! Yine mi o? Yine mi? Beni bilirsen misin? Nerede oğlan? Nerede? Nerede? Ya! Ya! Nerede oğlan? Nerede? Ya şimdi bili bili seni mermi manyağı yapacağım görürsün şimdi. Ya karıcığım yeter gözünü seveyim yeter ya. Yetmez! Yetmez! Söyle o bili bili vakitsiz otel horozu başladı gençlerler. Tamam, tamam karıcığım. Ben senin söylediklerini bile bile ileteceğim bili bili. Sen yeter ki horozlu horoz olma karıcığım. Ver onu bana. Ver, 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 ver. Bırak, bırak, bırak. Gel, gel. Gel bir tanem. Gel benim canım aşkım, gel. Gel hayatım, gel. Ay tövbe. Neydi kız? Gel abla, gel. Oy. Aho! Bu drejin içine menden kaçmış ya. Kesin deli doktorundan sonra oldu. Yakında kendi kendine de konuşmaya başlar. Hadi gidelim arkadaşlar. Allah Allah. Hiçbir şey görünmüyor. Ya neler oluyor aşağıda? Ağam bir maruzatımız var. Ağam asıl benim sağ bir maruzatım olacak. Gene neyi paylaşamıyorsunuz aranızda? Ağam, vallahi bu sefer problem bizde değil. Senin o manyak yeni gelininde ha. Aa, balyada mı? He he, senin o psikopat gelininde resmen bize silah çekti, ateş etti ağam. Bak sen, kim bilir ne ettiniz de delirttiniz benim melek yüzlü gelinimi. Aman ne meleği ağam ya, zebani gibi dikildi ya tepemize. Neymiş efendim, kavga ediymişiz de, yok efendim şiddet kullanıymışız. Allah Allah ya, ona ne suysa. Ona nesiyse bizim özel hayatımız onu niye ilgilendiriyor? Biz ağzımızın tadıyla saç baş olamayacağız mı yani? He, ben şimdi bu iki tane karın ağında böyle saçları yolmazsam nasıl rahat edeceğim ki? Evet. Ha gelindir ama vallahi bu sefer bu kart karlar haklı be. Benim kızım da çok abartmış yani. Evet ağam ya. Kurban olayım konuş şu gelinle de bizim kavgamıza gürültümüze neyin karışmasın ya? Siz nasıl insanlarsınız? İnsan halinden anlamaz mısınız siz? Bu kadın 7 aylık hamile. Bu kadının stresten, sıkıntıdan uzak durması, tansiyonunun çıkmaması lazım gerek. Benim güzel ağam, ha ben bu karılarla kavga etmezsem asıl benim tansiyonum çıkacak 1500'e. Etme, eyleme ağam. He, Asiye'm çok haklı. Bizi öldür, kavgamızı, gürültümüzü elimizden alma. Bizim kavgamızdan başka ne eğlencemiz var ki? Fakat siz resmen şiddetten beslenir hale gelmişsiniz hanımlar. Evet. Sen bunu daha yeni mi anlıyorsun benim dünürüm? Evet. Neyse, neyse bu konu kapanmıştır. Bundan kelli bu arada kavga dövüş istemiyorum. Kavga dövüş olmayacak, bitti o mesele. Bundan kelli bu konakta şşş kanunları hüküm sürecek. Bakın şu fotoğrafa. Bundan böyle gelinim sus diyorsa susulacak. Anladınız mı? He, anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi çekilebilirsiniz. Tamam. Tamam. Asiye, ağam çekilebilirsiniz dedi. He, dedi. Ama size dedi. Gayrimeşru karılar. Ondan sebep şimdi çekilebilirsiniz. Benim seni var ya şimdi. Thank you.
Tamam. Yani gelin onu bir görmeliydin. Ya bir silah kullanayım, bir silah kullanayım. Ay aynı ben. Yapma ya. Ben de sen bir şeye kızdın yine dellendin de aşağıda dan 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 atış yapıyorsun zannediyordum. Yok ağam yok bu sefer ben değil gelinin dellendi. Neyse Allah'tan sonradan bilibiliye sardı da biz yırttık. İyi. Hey! Bili bili. Hayatta mı? Bili bili. He ağam he hayattadır. Hazar sakinleştirdi Beyna'yı. İyi, iyi. Ay aşkım. Şu an canım nasıl çekti biliyor musun? Ne oldu aşkım? Sanırım baş ediyorum. Karıcığım, anlamadım. Neyle baş ediyorsun? Yani baş edemiyorum. Aşkım ne oldu? Ağrı mı var? Yani sancın falan mı başladı? Doktora gidelim mi? Aa, hayır aşkım öyle değil. Canım şu meyveden çekti. O yüzden baş ediyorum dedim. Ha, yani sen aşeriyorsun karıcığım öyle mi? Aha, armut çileğine aşeriyorum. Ne? Yok pardon çilek armudu. Evet çilek armudu. Karıcığım o ne ya? Ya bir tane işte bak şöyle bir meyve. Görüyor musun? Karıcığım sen bunu mu aşardın yani? Aha resmen ağzım sulandı. Bak bebek de tekmelemeye başladı. Tamam karıcığım belli ki kızımın da canı çekmiş. Ben hemen gidip alırım. Tamam hızlı. Hadi abi manava gidiyoruz. Ne manav oğlum bu saatte? Bella'nın canı armut çileği çekmiş. Neyi çekmiş? Yani çilek armudu. Bir dakika bir dakika yani çileğe benzeyen armut mu? Armuda benzeyen çilek mi? Yok abi yok ya. Pitaya diye bir meyve var. Ben fotoğrafını gördüm. Bir hale ya da manava gidersek orada bulabiliriz herhalde. Ya oğlum nereden bulalım şimdi o dediğin meyveyi? Dur bakayım bizim Burhan abi var eski kabzımallardan ona bir sorayım ben. E hadi sor. Kaçtı bunun şifresi ya? Uf, hadi ye. Yok Burhan abi hayır. Ya Burhan abicim bir beni dinle ya bak şimdi. Pembe ama çilek değil. İçi beyaz ama armut değil. Dikenleri var ama kaktüs hiç değil. Böyle garip bir meyve işte benim gibi. He öyle mi diyorsun? Bir dakika dur. Öyle bir meyve yokmuş. Bunun adı neydi oğlum sen onu söyle. Pitaya. Burhan abi adını söylüyorum. Pitaya. 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 He an. He hakikat. Tamam orada buluruz diyorsun. Tamam sağ olasın. Haydi çocuklara selam. Eyvallah eyvallah. Ne oldu? Nerede bulurmuşuz? Ulan yine şanslısın ha. Mersin'de daha birkaç yerde yeni yeni yetiştirilmeye başlamış. Orada bulursunuz diyor. Süper. Hadi hemen gidelim o zaman. Ulan seninki de durdu durdu en kral şeye aşerdi ha. Ya abi yapacak bir şey yok. Vakit kaybetmeyelim. Hadi gidelim. Hadi haydi. Hadi. Ulan nereden pitaya buldun ya? Allah Allah. Om. Om. Yeter artık. Sıkıldın değil mi gülüm yogadan? Hayır ben yogadan sıkılmadım da şu çıkardığın sesten gerçekten sıkıldım. Ya kız ne güzel omluyorum işte. Ya sen omlamıyorsun sen resmen böğürüyorsun. Ya bir de devamlı aynı sesi çıkarttığın için sinirlerim bozuluyor yapma. Öyle mi hanımefendi? Şimdi beni anladın mı neler çektiğimi? Neyi anladın mı? Sabahtan akşama kadar bam 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 seslerini duydum da neler hissettiğimi. Konuyu dağıtma Baran. Ya lütfen bak konsantre olalım ve şu yogayı bitirelim lütfen. İyi tamam ya bak haydi. Bu ne bu? Böyle olmaz olmaz. Sen iki zannesisin. Her şeyi iki kat fazla yapacaksın. Sesi de iki kat fazla çıkartacaksın. Lütfen beni dinler misin aşkım? Beni dinle.
Kom. Vallahi dayanamayacağım. Çık şuradan. Nereye? Çık, ben tek başıma yapacağım. Çık. Ben seni burada tek başına, ikizlerimizi burada tek başına bırakacağım. Mümkün değil. Lütfen o zaman sessiz ol. Lütfen aşkım. Tamam, sustum. Tamam. Ya gülüm ne yapıyorsun, ne? Baran görmüyor musun? Esniyorum. Ya niye öyle esniyorsun? Öyle mi esnenir? Bak bana, bundan ben ödeyeceğim. Bak. Gördün mü esnesinden? Abo, kurban oldum, esnedim, uykum geldi. Hadi kalk yatak. Hadi git yat. Tamam bak, sen yat, ben şu yogayı bitirip gelirim yanına. Allah Allah, tamam yatmıyorum. Sen de düzgün yap şu hareketleri. Öyle belini bükeceksin, çocukların içinde ezilecek, bükülecek bir şey olacak. Baran, ben çocuklarımı senden daha fazla düşünüyorum. Benim işime karışma. Tamam, düzgün yap şunu, düzgün yap. Sorması ayıptır. Sen ne yapıyorsun? Güneşi selamlıyorum. Bu saatte? Baran, hareketin adı güneşi selamlama. Ya gülüm yukarı bak, eline kadar selamün aleyküm de geç ya. Ne yapıyorsun sen ya? Gerilmeler, merilmeler, Allah'ıma çocuklarımıza bir şey olacak. Yok, bu gidiş de çocuklarımıza değil. Ama bana bir şey olacak Baran, bana olacak. Derle bunu nasıl yapayım lan? Abo, bak şimdi. Yok, sen orada kalacaksın. Hadi gel hadi. Abi, burası mı adres? He, bura. İşte Serada burası. Gel bakayım. Aha, içerisi de o çilekli armutlu zıkkımlardan dolu. Dur, Sera'nın sahibine seslenelim. Merhaba. Merhaba Sera'nın sahibi. Kimse var mı? Hazar, kimse yok galiba. Biz hadi geri gidelim. Abi ne gitmesinden bahsediyorsun? Karım aşerdi benim ya. Tamam da oğlum işte kimse yok burada. Acaba Nazgül aşerseydi böyle çekip gidebilir miydin? Yok, gidemezdim. Ama benim karım öyle diye gidemezdim. Senin karın öyle mi? Senin karın gider manava, bir kilo çilek alır, bir kilo armut alır. O meyveyi kendi icat eder yani. Öyle bir insan kendi. Abicim, o iyi huylu, yumuşak başlı bele mazide kaldı artık. Bugün bütün Konya'yı elim ateşine tuttu. Hatırlatmak isterim. O da doğru. O zaman geriye yapacak tek bir şey kalıyor benim kardeşim. Ne yapacağız? Dalacağız. Hadi. İçeri dalacağız dedik de biz içeri nasıl dalacağız ki ne? Bununla. Lan o ne oğlum, onu nereden çıkarttın? Hamile kocasıyım ben, her türlü duruma tedarikliyim. Helal olsun benim kardeşime. De haydi. Gel abi. Gel. Gel burada ol. Çabuk, çabuk, hızlı ol. Kaç para koydun oraya? Serayı mı satın alacağız? Olsun abi, olsun. Fazla fazla bırakalım. Zaten hırsız gibi girdik. Kalk kalk lan, şu halimize bak. Biz hırsız değiliz. Biz hamileyiz, hamile. Yüklüyüz, yüklü. Oğlum şimdi çift telli bir amca gelmeden hadi gidelim. Hadi.
Kimsiniz siz? Biz hamileyiz. Belli oluyor. Kaç aylıksınız? 7. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Söyleyin kim gönderdi sizi? Kimin adamısınız siz? Bella. Bella mı? O kim? Kendisi benim eşim olur, hamile. Yalan söylemeyin. Kim gönderdi sizi? Doğru söyleyin, kimin adamısınız siz? Yo hanımefendi, yalan söylemiyoruz. Benim yengem şu an çilekli armuda aşeriyor. Lütfen bize yardım edin. Yalan söylemeyin. Kim pitaya aşerer? Doğru söyleyin, neden geldiniz? Çok haklısınız hanımefendi ama benim yengem İspanyol olduğu için kendisinin aşermeleri böyle biraz asortik oluyor. Abim bu konuda çok haklı. Hatta biz aldığımız pitayaların parasını da bıraktık. Yani gerekirse ben serayı da satın alırım. He, 200 lira bıraktı oraya enayi. Ama çok iyi etti gerçekten. Hakkaniyetli çocuk. Doğru söylüyorsunuz yani. Öyle mi? Sırf karınız aşarı diye böyle hırsız gibi girdiniz. Karınız hamile ise işler değişir tabii. Ağzınız bal yesin çiftçi amca. Aman çiftçi hanımefendi. Nazgül. Şunlara bakar mısın? Ne güzeller, pembiş pembiş. Anladık, anladık. Armut çileği. İyi ki bir canın istiyor. Nasıl da canım istiyormuş biliyor musun? Kız Dreş, biz seni saftirik sandık ama sen iyice çakal çıktın ya. Ne alakası var? Kız gece canım armut çileği çekiyor diye icat çıkartmadın mı sen? O benim icadımı değil Nazgül, Meksikalılar bulmuş. Allah seni kahretsin. Ya onu demiyorum ya. Sırf Hazar ağayı uğraştırmak için gittin, yok canım armut çileği istiyor diye yalandan ne numaralar. Ama sen az değilsin, ama iyi yapmışsın. Erkekler her şeyi hak eder. Vallahi ben bilerek yapmadım. Sadece canım çok istedi. Tamam, tamam işte. Ya zaten sen canın istemese de istiyormuş gibi yap. Beni dinle ha. He böyle sırf sebze meyveye değil ya, böyle arada değerli şeylere de aşer mesela altın gibi. Yapma Nazgül ya. Allah Allah, yine mi altın? Gerçekten senin içinde doyamayan dipsiz bir kuyu var biliyor musun? Ya kızım, altına kim doymuş ki ben doyam, kışka ben? Nazgül. Ere. Bugün hipnoz seansıdayken anlattıkların gerçekten beni çok etkiledi biliyor musun? Hangileri? Ay, ben onları uydurdum, kaseden attım ben onları. Ya sen de ne adamsın, yandın mı Saftirik? Nazgül, kendini kandırma tamam mı? Bak, bu anlatıklarının gerçek olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ver of! Ben onu uydurmadım. Önümde sallanan Reşat Altın'ını görünce öyle vre'den bir hikaye uydurdum yani. Vre. Yalan yani. Cenab-ı Eltici. Bak. Tedavi olabilmen için önce geçmişinle barışman lazım. Evet. Belo. Sen bana seans yapıyorsun yoksa mı yok? Yok Nazgül. Ben sadece senin gerçeklerle yüzleşmeni istiyorum. İstemez. Uğraşma öyle şeylerle. Ben orada öyle burnumun dibinde sallanan Reşat Altun'u görünce altın sirkülasyonu devam etsin diye hikayeler uydurdum. Ve bu yüzden de seanslara devam edeceğim. Ama sırf bu yüzden. İhtiyacım yok. Ben gidiyorum ya. Sen de şenbaş. Sana da şenbaş. Ha bu arada. Eğer kim uydurduğum hikayeyi bir başkasından duyayım Belo. Bu durumu birine bir anlat Belo. Sonuçlara katlanırsın. Araştık mı? Seni öpeceğim. Ay ne oluyor bana ya? Tövbe bismillah. Ah Nazgül, ah. Neyse, pitayaya konsantre olalım. Anlayacağınız, kocam öldükten sonra bu pitayalarla baş başa kaldım. Allah Allah, niye baş başa kalıyorsunuz ki? Yani işin en zor kısmını halletmişsiniz. Malı yetiştirmişsiniz. Bir tek... Hala götürmek kalmıyor mu? Asıl sıkıntı da orada işte. Bu işin trösleri, tekerleri var. Beni bu işin pazarına bile sokmuyorlar. Allah Allah. Çilekli armudundan mafyası var. Evet. Tek başıma olduğum için onlarla baş edemiyorum.
Bu işin pazarına girmeden de mahsulleri toplamanın hiçbir anlamı yok. Bu mahsulleri muhafaza edebileceğiniz soğuk hava deponuz da mı yok? Maalesef. Bu meyveler 3-5 gün daha dalında kalırsa hepsi çürüyüp gidecek. Tüm emeklerim heba olacak. Hayır, olmayacak. Ben buna izin vermeyeceğim. Sizin mallarınızın hepsini ben sahipleneceğim, vallahi. Gerçekten yardım eder misiniz? Edeceğim tabii. Benim adım Kaan Bozok. Ben insanlığa yardım için varım hanımefendi. Bu saatten sonra ben sizin bütün çileklerinizi, bütün armutlarınızı... Aman canım, ismi her neyse hepsini sahiplenmeye hazırım. Şirketimizin bütün imkanlarını sizin için seferber edeceğim. Siz hemen yarın hasadı toplayın. Biz onları depolarımıza naklettiririz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Anlaştığımıza göre artık gidebiliriz sanırım. Çünkü Bella iyice dellenmiştir. Hadi abiciğim. Hazar'cığım sen istersen git. Bizim Meral Hanım'dan konuşacağımız detaylar var. Abiciğim yarın sabah konuşursun. Hadi gidelim. Kardeşim sen gitsene karına. Haydi. Neyse seninle uğraşamayacağım. Hikayeler için teşekkürler. Hadi iyi akşamlar. Şakacı çocuk. Şimdi Meral Hanımcığım. Size Meral Hanımcığım dememde bir sıkıntı yok değil mi? Yok, çok güzel. Nerede kalmıştık? Hasattan bahsediyorduk Kaan Bey. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Sizin yarın bu hasadı toplayabilmek için yeterli işçiniz var mı? Yani pek yok ama bir şekilde halledeceğim. Olur mu efendim? Ne demek? Ben tekrar söylüyorum Kaan Bozoğum. Ben yarın buraya işçi yağdırırım, yağdırırım. Çok teşekkür ederim. Yarın haberleşiriz o zaman. Yok, yarına gerek yok. Bence hemen bu gece halledelim. Yani ben sizi şirketimizin soğuk hava depolarına götüreyim. Siz bir oraları gezin, görün, bakın, bir fikir edinin. Şimdi mi? Tabii şimdi. Zaten depolarımız buraya çok yakın. Tarsus'ta, şuralarda bir yerlerde. Hemen gider bakarız değil mi? Bir şey yok kızım, bir şey yok. Ufak bir kaplama çalışması o kadar. Paran yine ne yapıyorsun sen? Ya gülüm mobilyaların sivri köşelerini süngerliyorum. İyi de hayatım, daha bebeklerin doğmasına 8 ay var. Bebelerimiz için derler bunlar, senin için gülüm. Allah muhafaza ayağın kayar, düşersin, kafanı bir yere çarparsın, bekmezin akar. Allah korusun. Oldu, olacak kas da takayım bari, tam olsun Paran. Abo. Hakikat kız, lanet girsin. Ben niye bunu düşünmedim? Hemen gidip en kalitelisinden bir kask almak zorundayım. Baran, ne olur kendine gel. Doğru diyorsun. Kask işi biraz saçma oldu, değil mi? Yani sonunda ağzına mantıklı bir şey çıktı aşkım. Evet gülüm. Kafanı süngerlemeliyim bence. Tabii ya, kask seni kafaya acıtır. Defol git buradan. Ya beni yalnız bırak. Ya ama gülüm, yani ben de şuraları süngerlemek zorundayım şimdi yani, yanlış anlamadım. Barın! Ya git diyorum sana. Ben sadece uyumak istiyorum, anladın mı? Anladın mı? Uyumak istiyorum. Ya tamam tamam. Bir şurayı da bir banklayın, hemen gidelim. Barın! Ya bağırma, niye kızışıyorsun? Çocuklarımız korkacak gülüm ya. Barın! Bir şey yok, bir şey yok. Ne yapmışım? Niye önüme kırıyorsun arabayı? Sen kırıyorsun kardeş önüme. Niye orada geliyorsun? Sen kırıyorsun lan önüme. Orada gelmiyorsun o zaman. Sana ne? Gitsene yolda, yolda git. Şeridimde gidiyorum ben. Yolda gelmiyorsun. Ya konuşma. Havalı şeridim. Konuşma lan. Havalı şeridim. Benim mahallemde bana cazı var lan. Kardeşim sen de önüme kırıyorsun beni. Yolda git. Neyin trafiği bu gece gece ya? Ödeyeceksin kardeş. Ödemeyeceğim. Ödeyeceksin. Ödemeyeceğim. Hadi ödettir. Ödeyeceksin. Hadi ödettir. Gel kolu yapma. Çok konuş. Çek elini koluna. Çek lan elini koluna. Çekmiyorum lan. Ödeyeceksin. Ödemiyorum. Hadi kardeşim, hadi yürüyün, hadi acelemiz var. Çekmiyorum lan. Ödemiyorum. Ödeyeceksin oğlum. Hadi ödettir lan. Ya bırakalım. Hadi senize kardeşim. Hamile karım var benim, ona yetişeceğim. Ödeyeceksin lan. Lan kime diyorum? Hop! Ödeyeceksin lan. Ya bırak ara, bırak, bırak. Ödeyeceksin lan. Ben şimdi göstereceğim. Ödeyeceksin lan. Ödeyeceksin lan. Bırak, bırak. Hadi ödettir. Hadi ödettir, ödemiyorum. Ödeyeceksin lan. Hadi ödettir lan. Bırak ara, bırak. Bırak.
Ya bırak onu! Bırak! Sen bırak! Bırak, bırak! Ödeyeceksin lan onu bırak, bana, ödeyeceksin hop, onu. Hop dedim lan! Ne oluyor burada? Kavga ediyoruz, görmüyor musun? Oğlum kavga edecek başka yer mi bulamadınız? Geçin köşede kenarda edin kavganızı. Sana mı söyleyeceğiz lan? Canımız burada kavga etmek istiyor oğlum. Başlatma lan canından. Bu yol açılacak. İşte o kadar. Açmazsak ne olur lan? Kıllık. Son kararınız. He. Hay hay. Aç lan yolu. Aç lan yolu. Aç. 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 Aç lan yolu. Aç lan yolu. Çek lan el kolunu. Çek. Aç lan. Aç lan yolu. Bırak hele bırak. Konuşma lan! Konuşma lan! Pardon birader. Söz yenisi yok. Çek lan arabanı. Çek ya. Ya bırak lan ben şimdi seni... Kimmiş lan Kıllık? Kimmiş ha? Kimmiş Kıllık? Kimmiş? Size dedim, size dedim. Adam gibi yolu açın dedim. Niye açmıyorsunuz oğlum yolu niye? Ha? Kim Kıllık lan? Kim? Kim Kıllık? Kim? Kim Kıllık lan? Kim? Kim? Kim Kıllık? Kim Kıllık lan? Kim Kıllık? Konuşsana oğlum! Konuşsanıza lan! Konuşsana oğlum! Konuş, konuş! He? Kıllık he? Kıllık he? Kıllık! Kıllık! Ne oluyor burada? Abi. Memur bey. Kıllık bir mesele vardı da biz onu kendi aramızda hallettik. Belli oluyor, halletmişsin. E haydin o zaman, buyurun karakola. Sana dedim. Yolu aç dedim. Aslı ben sana dedim. Ödeyeceksin o arabanın parasını. Memur bey. Memur beyler, lütfen beni bir dinleyin. Ya rica ediyorum, beni bir dinler misiniz? Bak, tamam. Tamam, beni istediğiniz kadar burada tutun. Ama lütfen aracımdaki armut çiliklerini karıma gönderin. Ne diyor bu? Ne bileyim abi ya, gece gece bir de bu araçlarla uğraşıyoruz. Memur bey, armut çileği diyorum. Armut çileği. Aracımın arka koltuğundalar. Ya size yalvarıyorum, lütfen onları karıma gönderin. Oldu, başka bir isteğin var mı koçum? Bakın memur bey, benim karım hamile. Ben ne yaptıysam karım için yaptım. Ya ona o armut çileklerini bulmak için yaptım. Abi armut mu diyor, çilek mi diyor, ne diyor bu ya? Hadi hadi gidelim. Memur bey. Memur bey. Memur bey babamı arayın. Memur bey kalender bozuğu arayın. Bozuk kulağını arayın. Hayırdır benim oğlum? Gecenin bu vakti ne ettin de kendini gene böyle kodeslere tıklattın? Baba, vallahi bir kabahatim yok. Sen. Tamam ya, tamam. İki üç kişinin kafasını patlattım, o kadar. İşte. Neden benim oğlum, neden? Niye kine? Sebep de bana! Babacığım, Bella'nın canı armut çileği çekmişti. Ben de onu yetiştireyim derken çocuklar yolu kapatmış. Ne yapayım yani, sonuç malum. Ne? Ne diyor bu, benim dünürüm? Armutla çilek dedin galiba dünürüm. Hayır babacığım, armut çileği dedim. Sen sarhoş musun benim oğlum? Yoksa bizimle maytap mı geçiyor? Ne armudun çileği? Ya babacığım vallahi ben de tam olarak bilmiyorum ama bu bir meyve. Bella internette gezinirken görmüş. E canı çekmiş. Canı çekince biz de abimle çıktık aramaya. Ta Mersin'de bulduk. Ama meyveyi karama yetiştirene kadar ben kendimi kodeste buldum. Tamam sen anladın, sen buradasın da abin nerede? O da silahlı bir kadınla serada. Hey, silahlı bir kadınla mı? Evet. Nazgül'den daha da mı silahlı? Babacığım daha da. Meral Hanımcığım, görmüş olduğunuz alan 17.256 metrekarelik arsa üzerine kurulu entegre bir soğuk hava deposudur. Ve sizin çilek armutlarınızın emrine amadedir. Tamam bey, çok teşekkürler ama bu kadar büyük bir yere gerçekten gerek yoktu. Küçük bir yerde benim işimi görürdü. Yo Meral Hanımcığım, küçük yok. Küçük lafının bozok ailesinde hiç yeri yok. Biz küçüğe küçük demeyiz, küçüğe bile az büyük deriz. Bizim için her şeyin geniş ve ferah olması gerekir. Zaten kapasitemiz de onu belli ediyor değil mi? Belli oluyor gerçekten. Yani siz burayı istediğiniz kadar süresiz kullanabilirsiniz. Çok
teşekkürler ama benim önceliğim ürünlerimi depolamaktan çok bir an evvel satmak. Siz asıl bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Meral Hanımcığım, ben sıradan bir insan değilim. Ben Bozo Holding'in CEO'su Kaan Bozo'um. Sizin elinizde ne kadar çilekli armut varsa ben almaya hazırım. Siz bana rakam verin, fiyatınızı söyleyin. Yani böyle birden sorunca hesap kitap yapmadan nasıl olur? Aa, doğru, haklısınız. Ne yapalım, ne yapalım? Buldum. Yarın bir kahve içelim. İkimiz bir araya gelelim ve detaylara inelim. Ne dersiniz? Tamam, olur. Olur değil mi? Olur. Ben size telefon numaramı vereyim tabii. Sonra ben size ulaşayım. Anam bozuk. Vallahi bozuk geliyor. Geliyor, bozuk geliyor. Kaan Bey, nereye gidiyorsunuz? Siz bir internete falan girin. Ben bir dolaşıp geliyorum. Ulan Bozik, bak ayıp oluyor ha. Havlama oğlum, değiştireceğiz külahları vallahi. Galiba. Anam, bu kapı içeriden açılmıyor mu? Meral Hanım! Meral Hanım, ben buradayım! İçerideyim, ben buradayım! Ana, telefonu da kadına verdik. Alo! Ulan burası ne kadar soğukmuş. Oğlum Kaan, işte şimdi çilek armudunu yedim. Çok soğuk. Lan Bozik, beni yaktın, yakmadın. Hayattan soğuttun beni Bozik. İmdat! İmdat! Ecacığım, ellerin dert görmesin vallahi. Sen de olmasan bu konakta ölüp gideceğim vallahi. Ah! Ne oluyor? Çok pardon, yeğenin tekmeledi. Allah Allah, dirsek de attı galiba aynı anda. Bana... Hacı!
Çok yaşa. Hepçi. Çok yaşa. Hepçi. Çok yaşa. Kız yeter tamam, Allah Allah, sayenizde 100 yıl yaşayacağım vallahi. Ah Kaan abicim, benim yüzümden böyle gece gece neler geldi başınıza ya. Vallahi öyle oldu yengeciğim, yani senin yüzünden hakikaten bir sürü şey geldi başımıza. Dondurulmuş çilek armuduna döndüm, şu halime bak. Evet, sen o depoda kilitli kalmışsın ama Hazar'ım nezarethaneye düşmüş. Aa, niye kız, yine ne yapmış? Ne yapabilir? En iyi bildiği şey yapmış. Şişeleri adamlara kafasını dizmiş. Tabii hiç yabancı gelmedi. Yani Hazar, şişe, nezarethane. Bence artık senaristin değişmesi lazım. Ya Kaan abi ya. Ya bak hasta hasta espri yapıyorum. Aman ya. Siz beni mi çekiştiriyorsunuz bakayım? Evet. Aa, sevgilim. Aşkım. Bakayım iyi misin? İyiyim hayatım, iyiyim. Geceden beri aklım sende ya. Yedin mi pitayaları? Yemedim. Niye? Hakikat niye? Ya babam Hazar'ın başına gelenleri anlatınca iştahım kaçtı. Ya. Canım yemek istemedi. Bari bir diş alsaydın yenge, yani o pitayaları mıdır nedir onları bulacağız diye armuda döndük vallahi. Getirdim. He ne varsa insanın karısında varmış. Ciğer dayanmıyor tabii. O zaman biz de sizi bırakalım da şöyle karı koca romantik romantik lamur içersiniz. Hadi. Yenge durun, gitmeyin. Lütfen gitmeyin, beni bu katil kriminal kadınla baş başa bırakmayın lütfen. Hiç boşuna yalvarma Kaan abi. Hiç boşuna yalvarma, tamam mı? Oturun şimdi güzel güzel konuşup bitirin şu küslüğü. Şimdiye kadar sabır taşı olsaydı çatlardı valla. Tamam karıcığım, sinirlenme sen, biz çıkalım. Gel hayatım. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Yaklaşma. Fazla yaklaşma, geri dur. Haydi. Kaan'cığım sakin ol. Bak bunu içince hiçbir şeyin kalmayacak kocacığım. Haydi. Ne demek istiyorsun sen, bunu içince hiçbir şeyin kalmayacak? Onu içince yoksam kıvırcıktan mı hiçbir eser kalmayacak? Ne demek istiyorsun sen? Sen iç anlayacaksın. Benim canım kocam. Haydi inat etme. İçmeyeceğim. İçeceksin Kaan. İçmeyeceğim Nazgül. İçeceksin Kaan. İçmeyeceğim Nazgül. İçeceksin. İçmeyeceğim. İçmeyeceğim, içmeyeceğim, içmeyeceğim. Kaan, niye içmiyorsun? Sen benden korkuyorsun yoksa mı yok? Hı, senden korkan senin gibi olsun be. İçmeyeceğim çünkü Heja iki hejeli. Heja bana onun ballısını yapıp içirdi, anladın mı? Ballısını. Hı. Heja diyorsun. Hı-hı. Ballisini diyorsun. Hı-hı. Ne? Heca aşağı, heca yukarı. Heca kadar başa taş düşsün inşallah. Sen hiç anlamayacaksın değil mi Nazgül? Ha? Hiç anlamayacaksın. Kızım sana beddua etme diyorum, sen hala beddua ediyorsun. Sen hiç anlamayacaksın. Benim söylediğim her şey senin bu kulağından girecek, öbür kulağından çıkacak değil mi? Aynen öyle. Madem öyle, al o sıradan sade ıhlamurunu da çek git bu odadan. Gideceğim. Gideceğim ama sana değil, ıhlamura acıyorum. Ya ıhlamurun neyine acıyorsun? Ihlamurun neyine mi acıyorum? İşte buna acıyorum. Baba! Baba! Aç bakalım ağzını. Hop. Babacığım, biz dün bunları bulana kadar ne badireler atlattık, haberin var mı senin? Vallahi aşkım, tadı da hiç hayal ettiğim gibi değilmiş biliyor musun? Sırf sizin oradan oraya koşturdum diye yiyorum ben. Ya karıcığım, hadi ben neyse de abim bunları bulana kadar kendini harap etti. Keşke Kaan abin aynı özeni evliliği içinde gösterse değil mi? Ya karıcığım, sen hala portakal bahçesinde gördüklerini mi düşünüyorsun? Hayır Hazar, sadece o değil aslında. Ben Kaan abimle Nazgül'ü gördükçe korkuyorum. Aşkım neyden korkuyorsun? Ya biz de zamanla onlar gibi olursak, birbirimize karşı toleransımız kalmazsa?
Karıcığım, bunun olması olanaksız bir şey. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Çünkü ne sen Nazgül'sün ne de ben Kaan. Özer, benim tek istediğim şey sana iyi bir eş, çocuğumuza iyi bir anne olabilmek. Aşkım, sen mükemmel bir anne olacaksın. Ben eminim buna. Ben sadece kendi adıma şüphe duyuyorum. O ne demek şimdi? Ya hani derler ya, annelik doğuştandır, babalık sonradan kazanılır diye. Bella, ben sanırım korkuyorum. Yani çocuğumuzu nasıl kucağıma alacağım, o ağladığında onu nasıl susturacağım bilmiyorum. Bella, ben nasıl baba olacağım? E o zaman seni hemen hazırlamamız lazım Azar. Nasıl? Hızlandırılmış eğitime sokacağız. İrade, sabır, hoşgörü, sorumluluk gibi bir babada olması gereken bütün özellikleri edinmeni sağlayacağız. Tamam da o nasıl olacak işte? Simülasyon çalışması yapacağız. Ha, Ceylan gibi biz de sanal bebek büyüteceğiz, öyle mi? Bizimki sanal bebek değil, yumurtadan bir bebek olacak. Ne? Yumurtadan bebek mi? Aha. O nasıl oluyormuş ki ne? İnternette gördüm babacığım. Özellikle kalabalık ailelerde çok fayda sağlayan bir çalışma. Allah Allah. Efendim geldim, şunu bana doğru dürüst bir anlat ki anlaya. Şimdi aile fertlerine sorumluluk yüklemek, onların iradelerini ölçmek, sabır ve dayanıklılıklarını test etmek için her birinin eline birer yumurta veriyorsun. Sonra da bir hafta boyunca onlardan sanki bir bebekmiş gibi o yumurtaya özele bakmalarını istiyorsun. Allah Allah. Aa, ben bu testi biliyorum. Bella'ya hamileyken Camilla da bana yapmıştı. O verdiği yumurtayı sabah akşam yanımda gezdirmiştim. Hatta inanır mısınız, kırılmasın, başına bir şey gelmesin diye pamuklara sarmıştım. Ben onu parklara bile götürdüm. Beraber dolaştık, gezdik. Ölürüm ben. Sen yumurtadan bahsettiğine emin misin? Bir haftanın sonunda artık benim için bir yumurta değildi dünür. O benim çocuğumdu. İlk göz ağrım. Papito'nun bağlanma sorunları var da çok sevdiği şeylerden ayrılamıyor. Bilirim ben kızım, bilirim. Çok iyi bilirim. Tamam tamam, konuyu dağıtmayalım. Hey babacığım, ne diyorsun? Şu yumurta oyunundan bana destek olacak mısın? Benim gelinim, başımıza yeni yeni icatlar çıkarma Allah sen. Bu konakta zaten aklı başında insan sayısı o kadar azaldı ki ne? Ha, işte ben de bu yüzden istiyorum babacığım. Bu ailenin sinir kat sayısı fazla yüksek. Ben çocuğumun böyle bir ortamdan falan doğurmak istemiyorum. Herkes birbirine karşı daha saygılı, sakin, anlayışlı olmasını istiyorum. Merde, ben de senelerdir bunu istiyorum ama kimseye dinletemiyorum. Babacığım, vallahi Bella çok haklı. Biz kızımızı böyle gürültü ve patırtının eksik olmadığı bir yerde yetiştirmek istemiyoruz. Sen sanki nereden büyüdün ki? Neyse, ağzımı bozduracaksın bana. Oğlum, bunun yumurtayla ne alakası var ki ne? Şöyle babacığım, bir hafta boyunca herkes yumurtasını sahip çıkar, onu güzelce koruyup kovlarsa, o zaman bu evde bazı şeyleri değişebileceğine inanırım. Ama yok, yok. Tek yumurta dahi kırılırsa, o zaman ben bu evden gider, çocuğumu İstanbul'da doğururum. Hayır, olamaz. Böyle bir şey olabilemez. Ben buna katılamam, benim gündüm. Olmaz, olamaz. O zaman ne yapıp edip bu evdeki herkes yumurta testinden geçmesini sağlayacaksın. Nokta. Kaan abi, ab senin. Mamacita. Kız, ben neden şaşayım? Papito. Ve... Babacığım. Bu ben miyim bu? Aa. Bunlar kaldı. Karıcığım, ikisi zaten bizim. O zaman iki kişi eksik. Doğru, eksik. Müsellim'le benim babam yaylaya çıktılar. O sebeple burada değerler. Ne yazık ki ne? Bu sıra dışı tatbikata katılamayacaklar. Ne yapalım? Biz de artık elimizdekilerle yetineceğiz. Evet, o elinizdeki yumurtalara çok iyi bakın.
Çünkü şu dakikadan itibaren onlar artık yumurta değiller. Tipleri tıpkısının aynısı, yumurtaya benziyor. Mütebir abla. Ha canım. Bunlar yumurta değilse neymiş acaba? Bunlar artık sizin birer evlatınız. Ne? Allah Allah. Ne zaman yumurtladık biz bunları ya? Kız bir dur hele de mevzuyu anlayalım. Bu yumurtaları kendiniz yumurtlamış gibi, sanki kendiniz öz be öz evladınızmış gibi sahip çıkacaksınız. Bu çikati serbinote. 3 tane evladım var, yetmiyor. Bir de şimdi yumurtalar çıktı. Aman Drejiko, Allah'ın seversen sen kendi veletlerine odaklan. Ne? Hayır yani. İyi de şimdi biz niye bu yumurtalarla sınanıyık? Ben onu anlamadım yani. Çünkü bu konakta her geçen gün artan şiddet eylemlerine bir son vermek istiyorum. Bebeğimi böyle bir ortamda dünyaya getirmek istemiyorum. Ben de bu konuda karıma son derece katılıyorum. Bak 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 sen Hazar'a. Kendi çıktığı yumurtayı da beğenmiyor. Evet, şu dakikadan itibaren bir hafta boyunca herkes kendi yumurtasına sahip çıkacak. Nereye giderse gitsin yanında taşıyacak. Şimdi dikkatli dinleyin. Eğer bir kişinin bile yumurtasına zarar gelirse ben bu konağı terk eder İstanbul'a giderim. Ne? Vallahi mi? Aha. Mamacita ne yapıyorsun? Valla haydi toparlan yavrum, İstanbul'a gidiyor. Hayır mamacita, senin şu yaptığına hile denir biliyor musun? Bilerek kırdın yumurtayı. Sus kız, sen mi dördün bu yumurtayı da Allah Allah. Ama neyse, ben sana yenisini yapacağım, öyle başlarız. Bakın, yumurtasını kıran olursa boşuna yenisini yapmaya falan çalışmasın. Çünkü hepsini üstüne gizli işaretler koydum. Kısacası sevgili ailem, eğer bizim bu konakta kalmamızı istiyorsanız yumurtalarınıza sahip çıkacaksınız. Oğlumdan gelinimi duydunuz. Bu bütün konak ahalisinin vermesi gereken çok ciddi bir imtihan. Herkes ciddiyetle bu imtihanı vermeye çalışacak. Ne yapacak? Herkes yumurtasının üstüne gözü gibi titreyecek. Gerekirse kuluçkaya yatacak. Bunu yapmayanı görürsen var ya, Allah'ıma kitabıma konaktan demeden. Meşru gayri meşru fark ediyor mu ha? Fark etmez. Bu imtihanda herkesle eşit. De haydi, kazamız mübarek olsun. Ben sizlere güveniyorum. Bella gelinime bir çocuğa nasıl bakılacağını hep birlikte gösterek. Tamam. Tıpış tıpış yürüsün ninni, ninni benim bebeğim ninni. Hele benim güzel var ninni. Ayşe, bak yumurta orada. Bak masum masum, ay kıyamam ya. Kim, Asiye mi? Yok be, bebeden bahsediyorum ben. Baksana şuna, kıyamam ya. Ben bu masumun günahına giremeyeceğim herhalde Möteber abla. Tamam Ayşe ya, ben girerim, girerim. Yavaş. Sessiz. Şimdi şunu yiyecek. Ay, o neydi kız? Geldik be. Ay o kız ölseydik cennetten giderdi. O anda biz hala konaktayız ki ne. Sizi hain karılar sizi. Ben biliydim sizin ha böyle gece gece odama sinsi sinsi gireceğinizi. Lazaklı derler buna, Laz.
Nasıl düştünüz ama tuzağa mı? Asya, biz senin odana sızdık ama bir sor bakalım niye sızdık? Kız neyini soracağım, o elinizde keserle odama girmişsiniz. Daha neyini soracağım acaba? Biz karnımız acıktı bizim, karnımız. He. He, ondan sebep dediniz ki gidelim Asya'nın yumurtasını kıralım, ha bir güzel yiyelim, öyle mi? Yok, yok vallahi biz şey diye girdik, biz senden fındık isteyecektik ha. Fındık mu? He, ya Asiye biz senin zulanı patlatacaktık ama senin tuzağına takıldık. Kız zula patlatmaya ne hacet? Gelip insan gibi isteseydiniz ben size verirdim ki. Aman iki avuç fındığımı esirgeyeceğim sizden ben. He tabii doğru söylüyorsun sen, ben şey yapamadık biz de. Ayşe hadi yürü gidelim. Fındık. Ve hala fındık değil ya. Ben bilmiyor muyum kız sizin ha neden sebep bu odaya geldiğinizi? He? Benim yumurtamı çatlattık, beni konaktan kovduracaktınız değil mi? Ya hiç öyle şey yapar mıyız ya? Hadi ya, hadi ya, ben yer miyim bu numaraları? Martmayın la beni, vallahi bebek uyanacak. Hadi çıkın gidin odan, hadi be. Çıkın dışarı, hadi. He, buldu. Gel Ayşe. Gece gece ne işin var? Cevap verme. Ayo cevap verme bana. Cevap verme. Ne yapıyorsun lan burada? Ben sana cevap vermeyeceğim. Sen bana cevap vereceksin. Kız bu elindeki dokmakla ne yapıyorsun burada? Bu çamaşır dokmağıdır. Ya bırak. Aman. Heh. Ben derede çamaşır yıkadıydım. Oradan geliyorum. Elimde kalmış. Sus. Bana masal anlatma. Bu kızcağızları da çamaşır gibi dokmaklayacaktın değil mi? Hanım ağaları olarak baktım böyle üstlerin neyin açılmış, bir sonra hasta oluyorlar, her şey mahkalıyor. Sus fazla konuşma, çık dışarı haydi, çık dışarı. Canım son bir işim vardı. Bırak, kız bırak diyorum. Allah seni kapsın, çık. Ay canım ne güzel uyuyorlar ya. Yumurtalara. Bana bile böyle sarılmıyor bu adam be. Allah Allah. Ha, ben de bu yumurtaları alayım da senin kafanda kırayım kelindir. Ağam da bizi bu konaktan kovsun. Eller yukarı! Eller yukarı dedim. Hayırdır? Ne oluyor Dünürüm ya?
Bu hain kadın var ya, bu hain kadın. Az kaldı senin sırtından hançerliyordum benim bir durum. Kamilla. Aa, ne diyorsun sen? Ay, yok ben katil miyim ben? Allah Allah. Katilsin. Hem de yumurta katili. Allah'ıma açtanma, kendi gözlerimle gördüm. Dönürüm benim. Bu kadın acımadan kıracaktı senin yumurtalarını. Kamilla, bu duyduklarım doğru mu? Gerçekten torunlarımızı kırayacak mıydın yoksa? Yok be kocacığım, ben seni deniyordum. Ne deniyorsun yahu? Ben torunlarımıza sarılmış, mışıl mışıl uyuyordum işte. Ya senin bütün sorunun o işte. Sen fazla savunmasızsın Kamil. Bak, olabilecek bir tehlikeye karşı çok fazla açıksın. Bu odadaki en büyük tehlike sensin Kamilya Hanım. Beni dinle, dönürüm. Bu kadın var ya, bu kadın hiç acımadan kıracaktı senin yumurtalarını. Aşk olsun Kamil. Aşk olsun. Sana hiç yakıştıramadım. Bak bir de anneanne olacaksın, şu yaptığına bak ya. Asıl ben sana yakıştıramadım be. Allah Allah, bu yumurtalar kırılsaydı ne olacaktı? Nasıl bakacaksın sen kızının suratına, yüzüne be? Allah Allah. Sen iyi bir baba oldun ama iyi bir dede olamayacaksın Kamil. Benim dünürüm. Yavrum. Nerede ya oğlum ben bu göstekli saatimi ya? Allah Allah. Hepi. Ne ettin sen Ayşe? Bitirdin ya sen bizi. Ne etmişim ben am? Bir de utanmadan sorun mu? Bir de utanmadan sorun mu? Niye ettin? Niye içine? Hiç mi vicdanın sızlamadı senin Ayşe? Hiç mi için cız etmedi şuncacık sabi sübyanı yerken? Am alt tarafı bir yumurta. Sen niye bununla bu kadar gönül bağ kurdun anlamadım ki. Yumurta mı? Sen nasıl bir anasın ki ne? Sen yemden mısın kızım? Kendi evladını yiyorsun. Evladımı mı? Evladını. Şimdi ben nasıl hesap vereceğim Bella gelinime? Sen onu diyorsun. Am, o benim evladım değil ki. O Korkut Baba'nın yumurtası. Benimki burada. Bak, danıştırayım. Gucuk gucuk. Gucuk. Babanın elini. Al benim. Gucuk gucuk. Ben senin için ne kadar korktum biliyor musun? Baban senin için ne kadar korktu biliyor musun? Öpeyim bakayım. Dikkat et. O neydi? Ne neydi karıcığım? Çek kolunu Hazar, çek 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 çek. Yoksa sen yavrumuzu mu ezdin? Ya karıcığım ben niye yavrumuzu ezeyim, cani miyim ben? Oh, ezmiştin işte. Bak çatlamış, görüyor musun? İnanmıyorum sana Hazar ya, inanamıyorum. En güvendiğim adam bu çocuğun babası. Ama iki günden geldin. Yavrumuzu.
Ya karıcığım, ben nereden bileyim senin bunları aramıza koyduğunu? Hem sen neler onları bizim aramıza koydun? Ya dün gece emzirdikten sonra susmayınca yanımıza yatırmıştım işte. Emzirdikten sonra mı? Karıcığım, sen bu durumu biraz abartmıyor musun? Bir dakika, bir dakika. Şimdi çocuğumuzu fark etmeyip ezen sensin ama abartan benim, öyle mi Hazara? Karıcığım, benim tek niyetim sana sarılmaktı, yemin ederim. Hayır, olayları böyle basite indiremezsin Hazar Efendi. Şimdi lütfen, lütfen gerçek bir baba gibi davran ve sorumluluk al üstüne. Tamam karıcığım, ne yapmamı istersin? Deve kuşu çiftliğine gidip yumurta alıp geleyim mi? Hayır, tabii ki de. Biz oyun kurallarına göre oynayacağız. Bir kişi bile yumurtasına kırarsa bu konaktan gideceğimi söylemiştin, değil mi? Demedin mi? Dedin. Bu yüzden git topla eşyalarını. Karıcığım, lütfen sakin ol ya. Karar vermeden biraz aceleci davranma lütfen karıcığım. Hazar, testi geçemedin işte. Daha neyi zorluyorsun ki? Ya ama karıcığım, ben bu konuda acemiyim. La, ne olur, ne olur bana bir şans daha ver. Bak, yemin ediyorum çok dikkat edeceğim ya. İyi de yumurtanı kırdın ama. Ama karıcığım, senin yumurtan var. Senin yumurtan benim yumurtam demek. Doğru söylüyorsun. Yani sonuçta ikizimiz olmayacak, değil mi? Yani. Ya of, tamam. Ama bak, bunu gözümüz gibi bakacağız, anlaşıldı mı? Tamam karıcığım, gözümden bile sakınacağım. Hatta bir dakika bile gözümün önünden ayırmayacağım çocuğumuzu. Öyle bir baba olacağım ki babalığın kitabını yazacağım karıcığım. Görelim bakalım. Karım. Düzgün tut. Emin, bırak bantlamayı, gel tut şunun ucundan. Koltuğu musun gelecek ağam? Ne oldu Emin? Gülüncüne mi gitti? Ağam, zaten koltuk süngerli. Onu bir daha niye süngerli yok? Merak ettim. Bir Emin Güven olaraktan. La Allah'ıma kuramaz uzuğu geçirim Emin Güven'e ha. Lan oğlum, benim gülüm hiper hiper, bilmiyor musun? Şimdi hızlı hareket edecek, gelecek, kafasını çarpacak. Hadi gel, tut şunu. Tamam ağam. Siz ne yapıyorsunuz burada? Süngerliyoruz. Öğren, biz bu konuyu konuşmamış mıydık ha? Kapatmamış mıydık? Yok gülüm, en son beni odadan kovmuştun. Baran'ım, bir tanem. Lan git, ne laf dinliyorsun burada? Tamam ağam. Al canım. Gerçekten çok abartıyorsun Baran. Ya normal insanlar gibi hayatımızı normal seyirde yaşayalım. En sağlıklısı bu. Ne bu? Benim iki tane aslan parçası evladım olacak. Ben hayatıma normal seyrinde mi devam edeceğim? Evet. Gerçekten çok baskı altında hissediyorum kendimi. Hissetme kurban olduğum. Sen niye kaygı yapıyorsun? Ben seni pamuklara sarmakla mükellefim. Sıkma canını, tamam? Sıkıyorum Baran. Hem de çok sıkıyorum. Bak, sınav sabahımda bana yaptığına bakar mısın? Zaten stresliyim. Hala sınav diyor ya. Ya gülüm, sen sınavını verdin verdin. Hem de çiftlik iş. Ne demek ya? Benim tek hayalim anne olmak mıydı? Aa, aşk olsun gülüm. Tek hayalin yok senin. İki hayalim var. Yok ya, ben daha fazla katlanamayacağım. Ben gidiyorum. Şirin. Gel, gel. Gel kocası kurban. Ha? Gel, gel, gel. Evin haline bak. Gülüm, biz hamileyik, hamileyik. Yarın bir gün çocukları doğuracaksın. Nasıl okula gideceksin? Ben doğuma kadar okula devam edeceğim. Ondan sonra da bir çaresine bakacağım artık. Baran, ben kararlıyım. Ne vallaha? Evet. Eğer sen de benim yanımda olmak istiyorsan şimdi gelirsin. Aa yok, ben burada kalıp süngerlemeye devam edeceğim diyorsan... elindeymişken benim sana olan inancıma da sünger çekiver, olur mu? Zahmet olacak ama. Haydi. Laf soktayım. Evet, kayda geç kalıyoruz. Ders kaydına geç kaldım. Kızım, güzel kızım. Annesinin prensesi. Tatlı meleğim. Sen hala uyuyor musun bakayım? Ha? Ha? Haydi uyan güzelim. Uyan lütfen. Bak çoktan sabah oldu. Çirkin horozlar öttü bile. Haydi lütfen. Aa, ama böyle devam ederse biz yandık valla.
Sen bayağı bayağı tembel bir kız olacaksın desene. Ama sen inatçıysan ben daha da inatçıyım. Bak görürsün şimdi. Uyandıracağım seni. Bak uyandıracağım. Karıcığım ne yapıyorsun? Ne yapayım aşkım? Kızımı uyandırmaya çalışıyorum işte. Niye? Niye olacak? Geceden beri hareket etmedi de ondan. Endişeleniyorum Hazar. Ya karıcığım niye endişeleniyorsun? Ne güzel kendi ağzında söylüyorsun uyuyor diye. Hayır öyle değil. Bak normalde her gece karnımı öyle tekmelerdi ki uykumdan uyandırırdı beni. Ama bu gece ben hiç uyanmadım. Bu demek oluyor ki kızımız da uyanmadı. Tamam karıcığım tamam. Sen sakin ol. Şimdi o benim sesimi duysun. Bak içeride nasıl taklalar atacak. Prensesim, aşkım. Hadi uyan benim bir tanem. Bak annen seni çok merak etmiş. Hadi babasının bir tanesi. Hadi babasının aşkı. Ver mi hareket? Ne oldu? Aa. Ha. Babacığım, sen bana naz mı yapıyorsun? Babasının bir tanesi, aşkı. Şimdi? Vallahi çıtı yok. Karıcığım biz gidip bir şeyler yiyelim. O arada da hareketlenir bizim ufaklık. Ya yedim Hazar, yedim. Ben bu saate kadar kalır mıyım hiç? Bak bu işte bir iş var, hiç böyle olmazdı. Ya karıcığım lütfen sakin ol, panik yapma. Bak tansiyon yükselecek şimdi. Hazar ben sadece bebeğimize düşünüyorum şu an. Ya ona bir şey olduysa? Bak ben internetten okumuştum. Eğer 3 saatten fazla bebek hareket etmezse hemen doktora gidin diyor. Ya karıcığım sen her okuduğuna neden inanıyorsun? Hem o bilgilerin doğru olduğu ne malum? Kesin bir şey oldu Hazar kesin. Karıcığım, karıcığım lütfen, lütfen evham yapma. Tamam tamam sakinim ben sakin. Bella. Ya tamam sakinim dedim. Artık doktora gidebilir miyiz? Doktor hanım ne olur bir şey söyleyin ya. Kızım iyi mi? Bella Hanım sakin olun. Şu an için anormal bir durum gözükmüyor. Ya o zaman niye hareket etmiyor? Bak akşamdan beri bir tekme bile atmadı. Yani dediğim gibi negatif bir durum yok. Madem siz göremiyorsunuz biz de başka bir doktora gidelim. Belki o görür. Karıcığım bak şu an kafan karışık. Sakin ol lütfen. Allah'ım neden derdimi kimseye anlatamıyorum acaba? Bak size içimde kötü bir his var diyorum. Karnım içimde. Rövaşat atan kız gitti, yerine uyan güzel geldi. Size göre bu anormal değil mi? Ha? Tamam, sakin olun. Şimdi size bebeğinizin kalp atışlarını dinleteceğim. Belki o zaman içiniz rahatlar. Allah'ım şükürler olsun. Hazar duyuyor musun kızımız? Duyuyorum karıcığım. Duyuyorum. Gördüğünüz gibi bunda endişe edecek hiçbir şey yok. Kızımız gayet sağlıklı. İçim nasıl rahatladı dediyseniz. Güzel. Çünkü bu süreçte sizin sakinliğinizi korumanız çok önemli. Biliyorsunuz Bella Hanım, sizin gebelik tansiyonunuz var. Biliyorum, biliyorum. Tansiyonum çıkmaması için elimden geleni yapıyorum zaten. Gebelik tansiyonda erken doğum riski mevcuttur. Nasıl yani? Ben erken mi doğuracağım? Onu demek istemiyorum. Erken doğum her gebelikte görülebilir. Ama siz gebelik tansiyonundan dolayı zaten risk grubundasınız. Ama şu an için böyle bir ihtimal söz konusu değil, değil mi doktor hanım? Şimdilik durum stabil. Ama sinirden, stresten uzak durmanız şart. Bu 2 ayı en sakin şekilde geçirmeniz gerekiyor. Ya karıcığım, niye üzüyorsun kendini? En kötü ihtimalle ne olabilir ki? Alt üstü kızımız erken doğar. Zaten ben de 7 aylık doğmuşum. Evet, sizin anlayacağınız kızımız gayet sağlıklıymış. Ama benim tansiyonum probleminden dolayı erken doğum riski vermiş. Ay kurban olsunlar. Aa. Desene torunumuz da uşağımız gibi tez canlı olacak dedesi. Madem böyle bir risk var, o halde bizim hazırlıklı olmamız lazım gerek.
O sebeple de bu cimcimenin ismini bir an önce koymamız lazım gerek. Çok doğru dedin Dünür'üm. Yani acil bir durumda hazırlıksız yakalanmamamız gerekiyor. Heh. Onun için bir an önce torunumuzun ismini koyup öğrenmeliyiz ya. Heh. Ayşe, bence çok yerinde ve makul bir isim. Tövbe estağfurullah. Kız, torunuma senin adını koyacağım ama kaynanamın adını koyarım daha iyi. Asiye, senin ben ağzını öpeyim. Gülsüm diyeyim yani, değil mi? Toprağı bol olsun, anamın ismi Gülsüm olsun. Ya, Gülsüm uygundur. Ama bir dakika yani ya. Kendi başınıza karar veriyorsunuz, olur mu canım öyle şey? Kızı soralım bakalım, onun da bir fikri vardır mutlaka. Beyler, yavrum, evladım. Senin bir fikrin var mı kızımızın ismiyle ilgili? Aslında var papito. Gülsüm yani, değil mi? Gülsüm olsun. Şey babacığım. Gülsüm canım işte. Gülsüm. Ama baba. Aa, yapma Bella. Gülürüm. Lütfen psikolojik baskı yapma ama çocuğa. Aa, çözerim ama bak oynamam ben. Ha keçi çobanı yavrum. Senin bir fikrin yok mu yavrum kendi çocuğunun adı hakkında? Söyle bakayım. Vallahi anneciğim benim için hiç fark etmez. Bella ne koyarsa kabulümdür. Sonuçta karnında taşıyan o. Ha bizim vakti zamanımızda kaynanalarla kaynataların sözü geçerdi. Artık ayaklar boş, başlar ayak olmuş teybe. Ha tamam o zaman. Kamile olsun. Ne? Kamile. Kamile de bakayım. Kamile. Benim adıma yakın olsun, tamam? Nasılsa huyu, suyu, güzelliği hep bana çeker. Adı da benim adıma yakın olsun. Oh, maşallah. Allah muhafaza, evlerden ıra. Değil huyu, suyu. Adı da sana benzemesin. Gülsüm iyidir, iyidir Gülsüm. Benim adımda ne var be? Ne yok ki be? Allah Allah. Senin adına kin var, ihtiras var, öfke var, şiddet var, entrika var, entrika. Bir insan evladında olmaması lazım gelen ne varsa sende var. Vallahi sen de ileri gittin ha, derebeyi. Tamam, tamam. Sevgili ailem lütfen, lütfen. Karıcığım, sen söyler misin? Kızımızın adı ne olsun istiyorsun? Hazal. Kızımızın adı Hazal olsun istiyorum. Hazal. Hazal Bozok. Aha. Gülsüm Hazal Bozok olsa ya da Hazal Gülsüm Bozok olmaz mı? Bak bu da olur yani. Bana olur yani. Gülsüm olsun canım. Bari göbek adı Gülsüm olsun. Lütfen. Peki babacığım. Gülsüm Hazal Bozok olsun. Gel şansım. Hadi iyisin dönürüm. Ha gözün aydın. Kızım Hazal, evladım, torunum, güzel kızım. Bak hepimiz buradayız. Dedelerim burada kızım. Hazal. Hazal değil benim dönürüm. Gülsüm Hazal, Gülsüm Hazal. Gülsüm Hazal. Bak dedem burada, dedelerim burada, benim ciğerim. Babacığım. Canım kızım, duyuyor musun bizi? Bak her gençler burada işte. Deden burada, baban burada. Ah! Allah! Aşkım ne oldu, iyi misin? Ah! Bu duyduğu anlamına geliyor. İyiyim, iyiyim. Bir an bir sancı girdi o kadar. O kadar ilgiyi görünce şımardı tabii içeride. Yavrum. Ah! Aşkım. Ah! Ah, Bella dur bakayım yavrum, neyin var senin? Ne oldu yavrum? Bilmiyorum anne. Ay bir yerin acıdı. Ne oldu sana? Dur gel ben ayaklarını uzat. Bilmiyorum. Bir an bir sadece girdi karnıma. Tamam. Yoruldu tabii benim çocuğum. Gebe ben. Karıcığım. Karıcığım su getireyim mi sana? Bir şey getireyim mi? İster misin? Yok istemiyorum. Geçti sanırım. Bugün çok fazla ayakta kaldım. Ondan oldu. Olur tabii kızım. Senin laf dinlediğin mi vardır? Ne yapalım? Seni ellerinden kolundan yatağa mı bağlayalım canım? Anneciğim. İyiyim bak iyiyim. Biraz dinleneyim. Hiçbir şey kapat. Anne ben çok kötüyüm. Ben çok kötüyüm. Aşkım dur ne yapıyorsun? Bak biraz yürüyeceğim. Gaz sancısı falandır belki. Tamam gazımız var yürüyeceğiz biz. Yok bir şey. Ya bu yürüyerek geçer mi yine? Bir doktor çağırsaydık ambulans falan. He abi bu gaz sancısı birazcık yürüsün geçer merak etme.
Ah. Ay Allah! Sanırım suyun geldi. Geliyor Hazar. Hazar geliyor. Kızımız geliyor. Gülsüm Hazar. Gülsüm Hazar. Düşerim bile bile, vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok canlar yanacak, heyecandan karışacak, hani belli ki kim pişman kim düşman, hala anlayamadım yeni geleyim. Çok üstüne gelecek, söylenecek, bıktıracaklar düzenini. Kim pişman kim düşman, artık iyi düşün, taşın yeri geleyim. Yeah.